24'ten doğrusu neden merhabalar. Büyük bir afet yaşadık. Afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hep birlikte milletçe, devlet millet el ele bu yaraları sarma faaliyetleri devam ediyor. Bir yandan arama kurtarmalar var. Biraz önce de Hatay'dan görüntüler ekrana gelmişti. Oradaki gelişmeleri de an be an takip ediyoruz. Kanatlı Apartmanı'nda bir canlı bulma ihtimalimiz var. Umarız bu yayın içerisinde oradan bir canlı daha çıktığını müjdeleyebiliriz. Bunu canı gönülden istiyoruz. Bir yandan da tabii konunun birçok boyutu var. Birçok boyutuyla günlerdir ilk andan itibaren konuşuluyor. Biz bugün 3 boyuta odaklanacağız. Bir yapı boyutuyla ilgili, inşaat boyutuyla ilgili ve oradaki eksikliklerimizi biraz daha görerek buradan, bu afetten, bu felaketten hangi dersleri çıkarmalıyız üzerinden inşaat boyutuyla konuşacağız. Bir başka boyutu, hukuki boyutu, birçok hukuki konu gündemimize geldi, gelecek. Bunlarla ilgili değerlendirmelere bakacağız. Bir yandan da bu konu, bu afet bizi psikolojik olarak çok etkiledi. İşin psikolojik boyutunu da konuklarımızla konuşacağız. Kimler konuğumuz? Hemen hızlıca başlayalım. Avukat, hukukçu Faruk Aktay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klinik psikolog Gökhan Ergür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Aral Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sinan Cansız, inşaat mühendisi aynı zamanda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi ilk hemen inşaat boyutundan başlayalım. Hani biraz önce de biraz konuştuk bu işi. Hani doğrusu nasıl yapılır diye sorduğumuzda aslında birçok şeyi anlamadığımızı gördük. Çürük bina nasıl yapılır? Size onu sormak istiyorum. Yani bir binanın çürük olduğunu, bir binayı çürük yapmak isterseniz ne yaparsınız? Bir binayı çürük istemezsiniz de yani istemeyiz, isteyen biri olursa bunu neleri yaparsa binayı çürük yapmış olur. Evet. Bir binayı yıkmanın ya da çürük yapmanın en temel yollarından bir tanesi zemine sondaj hiç yapma. Zemine sondaj yapmazsan zeminin taşıma gücünü bilmezsin. Burada taş mı var, toprak mı var, kum mu var, çakıl mı var bilmeden başlamak işe. Üst yapıysan ne kadar sağlam yaparsan yap. Eğer zemin taşıma gücü yetersizse bina ya devrilir ya da zeminin içerisine batar. Birinci maddelerden bir tanesi zemine sondaj yapmamak. İkincisi, zemin taşıma gücünü doğru hesaplamadık. Ardından projeyi de yanlış yaptık. Projeyi nasıl yanlış yaptık? İşte güçlü kolon zayıf kiriş prensibi vardır. İşte zayıf kat, yumuşak kat düzensizlikleri vardır. Kolon sürekliliği vardır. Bunların hiçbirisine uymadık. Bunları da herkes bilir aslında. Öyle tabii, değil mi? Tabii, bunların birçoğunu zaten 99 depreminde yaşadık. Acı bir şekilde yaşadık. Bunları yaptığımız takdirde binamız çürük olur. Sonra betonu hazır beton yapmadık. Gittik kendimiz yerinde kardık. Oturduk, i̇şte deniz kumu koyduk. Kardık. Tabii oturduk elle kardık. Kirli kum koyduk belki. Deniz kumu koyduk. İşte deniz suyu kullandık. İçme suyu kullanmadık. Mesela betonarmede kural vardır. Betona içebileceğin suyu koyacaksın. İçemeyeceğin suyu betona koyamazsın. Ama biz gittik işte kirli, pastı, yağlı suyu koyduk. Nazar boncuğu çıktı betondan. Evet. Yani nazar boncuğu koymuşlar içine. Deniz kabuğu koymuşlar. Büyük kütleli agregalar yani çakıllar koyulmuş. Bunlar betonun dayanımını tamamen öldüren şeyler. Mesela şu yapılabiliyor. Beton sahaya geliyor. 2 saat, 3 saat geçiyor. İçerisine su katıyorlar. Ardından betonu tekrardan döküyorlar. Bu betonu tamamen öldüren bir faktördür. Mesela bu da binayı bitirebilir. Biraz katılaştıktan sonra su katıyorlar değil mi? Evet, evet. Çünkü içerisindeki su buharlaşıyor. Hı hı. Kıvam suyu buharlaştığı için aslında o betonu dökmememiz lazım. O beton kullanılmaz. O betonu geri yollamamız lazım. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz ona işte su masraf katarak. Masraf olmasın diye. Tabii, zararı olmasın. Biz yerinde kullanalım diyoruz. Sonra o binanın beton dayanımı niye düşük çıkıyor diyoruz. Bu farklı bir sebep. Sonra demirini eksik koyuyorsak. Projesinde örnek veriyorum. Kolonda 20 tane demir varken ya işte 4 taneyi koymayalım ne olur. Bu ayrı bir sebep. Etriyeler vardır mesela. Yani yanal donatı dediğimiz etriyeleri eğer belli aralıklarla koymazsak binanın yapı güvenliğini tamamen bozmuş oluruz. Mesela etriyelere hiç dikkat edilmez genellikle. 5 santim, 8 santim aralıklarla olan etriyeleri 25 santim yaparsak binanın güvenliğini tamamen bitirmiş oluruz. Bunun haricinde başka neler yapabiliriz? İşte hazır beton kullanmadık. Hiç denetim yapmadık. Betonu kürünü yapmadık. Yani betonu döktük. Ardından işte ikindi saatlerinde veya sabah saatlerinde betonu sulamak lazım. Betonu sulamadığımız takdirde beton çatlar, dayanım kazanmaz.
Bunu sulayınca yapmadım. Ne oluyor? Sulayınca şöyle, beton kimyasal özelliği gereği, yani çimento ile su birleştiğinde ısı açığa çıkar. Sıcak bir madde oluşur. Bu ısı sıcaklığı sebebiyle betonun içerisindeki su buharlaşır. Beton hacimsel olarak küçülmeye uğrar. Hacimsel küçülme plastik bir malzeme olması sebebiyle bunu tutmaya, yani kolonlar tarafından beton tutulu kalmak isteyecektir. Hacimsel küçülmek istiyor. Eğer su katıp o su kaybını azaltmazsak betona çatlamaya sebep olur ve dayanımını alamaz. Bunu işte, yapmazsak da çürük bina yapabiliriz. Tabii bunu yapmazsak çürük bina yapabiliriz. Sonra temeller çok önemlidir. Temellerin izolasyonu, binanın izolasyonu. Eğer bunları yapmadığımız takdirde biz yepyeni bir binayı 5 sene sonra korozyona uğratabiliriz. Temellerde drenaj sistemi yapmazsak yapının işte suya maruz kalmasına sebep olabiliriz. Bundan kaynaklı olarak donatılarda korozyon, yani demirde korozyon olabilir. Bu da yapının hasar almasına sebep olabilir. Bunun haricinde yani sayamayacağım kadar aslında çok madde var. Hani aklıma en kısa sürede gelen bunlar. Bunlar doğrudan yapının güvensiz olmasını sağlayan faktörler. Ama en temeli zemin etüdünü yapmamak. Hazır beton kullanmamak, içerisindeki demir işçiliğini düzgün yapmamak ve betonu korumamaktır. Bu dördünü yapmadığımızda binanın en temel yıkılma sebeplerinden dördünden birisini oluşturmuş oluruz. Şimdi bu dördünden birini oluşturunca hemen hukuki boyuta geçeceğim, böyle karışık gideceğiz. Evet. Bu dördünden birini yapmış bir kişi. Deprem suçları kapsamında bugün bu ara çok konuşuyoruz, daha da konuşacağız. Bunları yapan kişiler şüpheli kapsamına giriyor mu? Yani bunları bile isteye de olsa, ihmalle de olsa yapan kişiler hakkında hukuki olarak ne yapılıyor? Şu an çünkü bu deprem suçları araştırılıyor. Şüpheli sayısı kesin. Şu an 400 şüpheli var, 120 tutuklu var şu an itibariyle. Yani öncelikle tekrar milletimizin başı sağ olsun. Yaralarımızı hızla sarmaya çalışıyoruz. Kapsamlı soruşturmaların da ben hızlı yürüdüğünü düşünüyorum. Özellikle verdiğimiz rakam ikinci hafta itibariyle güvenlik tedbiri alınmış kişilerin sayısının 120'ye ulaşması da aslında olumlu bir süreç. Bu noktada pek çok kimsenin kusuru göz önüne alınacak. Bu konuda Adalet Bakanı Sayın Bozdağ'ın da açıklamaları var. Yani sadece hani kamuoyu da bu konu çok fazla da biraz tepki geldi. Yani tek sorumlu burada müteahhitler mi noktasında? Tek sorumlu müteahhitler olmayacak. Dolayısıyla bu noktada... Kimler o şüpheli kapsamına giriyor? Silsile halinde, yani bu inşaatın yapım sürecinde bir müteahhitler ve birlikte varsa mal sahipleri, yapı denetçileri bu konuda en başından itibaren süreçte oldukları için. Daha sonrasında yani yapının inşa edilmesi sürecinde ve daha sonrasında kullanımı sürecinde ilgili kat maliklerinin de yeri geldiğinde müterafi kusurları varsa bunlar da göz önüne alınarak geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülecek. Dolayısıyla... tek yani belirli örneklerin sadece belirli kişilerin üzerinde durulmayacak. Bu noktada işte bizim bütün hafta boyunca aslında üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi buradaki kusurun ne olması gerektiği. Yani çünkü ceza kanunda deprem suçlarıyla ilgili ayrı bir suç yok. Yani biz bu kapsamda bir değişikliğin yapılması gerektiğini kanaatindeyiz. Biz afet ülkesiyiz. Maalesef. Dolayısıyla bu tip şeylerle sık sık karşılaşıyoruz. Bununla ilgili suç tanımının olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Yani elimizdeki katalog suçlara baktığımız zaman şu anda yani suçlar öldürme ve yaralama üzerinden gidiyor. Bu güvenliği tehdit eden diğer işte yağma, hırsızlık, dolandırıcılık o konulara ayrıca gireriz. Onlar ayrı zaten. Ama şu anda öldürme ve yaralama üzerinden gidiyor. Bunun dışında imar kirliliğine neden olma suçu var elimizde. 1 ila 5 yıl işte ruhsata aykırı yapılması veya ruhsatsız yapılması. Ve orada da zaten daha sonrasında ruhsata uygun hale getirilirse zaten kamu davasının düşebildiği söz konusu. Bunun işte elimizde bir genel güvenliği tehlikeye atma suçu gibi bir suç var. O da mesela bir bina çökmesine neden olunduğu takdirde 6 aydan 3 yıla kadar bir hapis cezası söz konusu olabiliyor. Bu tehlikeye neden olunduğunda yani binanın çökmesine neden olduğunuzda 6 ay ile 3 yıl, tehlikesine neden olduğunuzda da 3 ay ile 1 yıl arasında aslında bir ceza söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla şu anda bunu şu açıdan anlatıyorum. Buradaki tabii ki yıkılan binalarda ölümlü, yaralanmalı, can kaybına sebep olan ağır hasarlı binalarda kusur aranacak ama vatandaşlarımız aslında şunu da düşünmesi lazım. Normalde kolon kesmenin kendisi de bir suç. Onu ayrıca kolon kesme kısmında konuşacağız. Dolayısıyla evet. Bu mesela çürük bina simülasyonu yaptık biraz önce. Çürük bina nasıl yapılır? Bu hani bilinen bir şey. Bunları yaparsan bina çürük olur. Doğru.
Bunu yapan kişi hakkında hangi kapsamda ceza davası açılıyor? Orada işte biz kusurun derecesini tartışıyoruz. Yani burada bir bilinçli taksir. O da tabii kişilerle tabii ki çıkıyor. süreçte ortaya çıkacak ama bizim yani halk arasında daha basitleştirmek için olursa olsun dediğimiz, yani aslında bir adam öldürmeye kastetmediğimiz ama çürük bina yaparsam adam öldürmeye neden olabilirim noktasında, yani sonuçlarını öngörebildiğiniz ve buna göre de davranmayı devam ettiğiniz, yani işte düğünlerde aslında mesela havaya ateş açanlar da olası kasten ceza alabiliyorlar ki çürük bina yapan kendisi zaten tahmin edebildiğiniz gibi, yani kasta varan olası kast arasında. Olası kast olduğu zaman suçlar tabii daha ağır. Yani bilinçli taksirde siz 3 ila 20 yıl arasında bir süreçten bahsediyorsunuz ama olası kastta 20 ila 25 yıldan bahsediyorsunuz ve diğer suçlarla beraber de cezalar, dosyalar birleşebiliyor. Dolayısıyla bu noktada ben en azından savcılığın taleplerinin en az olası kasttan, tabii ki her biri münferit olayda ayrı ayrı değerlenecek ama bu binaların yapımına sebep olanların ağırlaştırılmış mümkün olduğunca cezalardan başlamaları, en azından iddianamelik taleplerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii şimdi işler hani davaya dönüştükçe, kovuşturmaya dönüştükçe biraz daha biz iddianameleri görmeye başlayacağız. O zaman hangi maddelerden suçlandıklarını da net göreceğiz anladığım kadarıyla. Tabii ki daha net göreceğiz ve bu noktada ben açıkçası bu kovuşturma aşamasına gelen, yani soruşturma hızla ilerlediğini görüyoruz ve belki kovuşturmaları birkaç ay içerisinde de geçen davalar göreceğiz. Bunları da takip eder, ayrıca konuşuruz. O noktada bence ilgili yerel yönetimler ve imar belki de memurlarına, müdürlerine kadar uzanabilen bir silsileyi de görebiliriz. Çünkü yapı zemini burada çok önemli. İnşaat ruhsatı alırken binanın imara, yani depreme dayanıksız yapılması ayrı bir suç. Ama zemin etüt raporu alınmış, normalde ona göre ruhsatı verilmiş ve bütün denetimlere de uygun yapılmış bir binanın zemin etüt raporunun hatalı verilmiş olmasından kaynaklı veya inşaat ruhsatının buna göre verilmemesiyle ilgili de. Soralım. Tabii. Kim veriyor zemin etüt raporunu? Zemin etüt raporunu lisanslı kuruluşlar veriyor. Bunlar da jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri görev alıyor. Şu anda daha önceki yıllarda usulsüzlükler vardı. Yani zemine sondaj yapmadan rapor veren firmalar, kuruluşlar vardı. Hatta bunların rakamları çok düşüktü. Şimdi artık yerel yönetimler, bakanlık bunları video kaydıyla kabul ediyor. Yani videoda o bölgede olduğunu kanıtlayacak şekilde farklı açılardan video kaydını alarak zemin etüt raporlarını kabul ediyor. Yani son 2 yıldır bu sistem artık düzeldi. Eski, şu an yıkılan yapılara baktığımızda eskilerde birçoğunda zemin etüdü yanlış. Yani yanlış. Yani mahalleden bir tane zemin etüdü alınıyor, bütün mahalleye aynı zemin etüdü veriliyor. Genelde bunun belki öyle. Şuraya da, yani çok ilginç örnekler var önümüzde. Mesela işte kamuoyuna da mal olduğu için ismini vermekte sakıcı görmüyorum. Mesela Rönesans İnşaat'ın müteahhidinin avukatının ben verdiği savunmayı gördüm. Mesela o noktada tamamıyla zemin etüt raporundan itibaren daha sonraki inşaat ruhsatının alınması ve işte iskanın verilmesine kadar kendilerinin mesela bir bütün projeyi uygun yaptığı, zaten müteahhidin kendisinin de Mimarlar Odası eski başkanı olduğu ile ilgili mesela bir durum var. Şimdi önümüze öyle örnekler gelecek ki burada kimin hatasının olduğunu gerçekten daha derin olarak bakmamız gerekecek. Belki yapının kendisinde hata bulabileceğimiz gibi, dediğim gibi idarenin de ihmalleri, kusurlarının olabileceği. Denetleyenlerde de kusur olabilir. Çok iç içe geçeceği. İzin verenlerde de kesinlikle olabilir. Bunların hepsi araştırılacak. Kimse ayrılmadan, herkes kim kusurluysa o belirlenecek. Kesinlikle. Dolayısıyla bu konuda ben adli makamların da çok titiz bir araştırma soruşturma yürüteceğini düşünüyorum. Görevlendirildi. Başka bölgelerden de özellikle deprem davalarında etkili olmuş savcıların da oraya gönderildiğini biliyoruz. Dolayısıyla ben kamuoyu vicdanını, çünkü şu anda halkımız öfkeli ve adaletin de tecelli etmesini istiyor. O noktada bu soruşturmalar koşturma aşamasına gittikçe biz gerçekten burada, yani çok konuşulduğu için yine zikretmekle şey görmüyorum. Yani eğer bir imar yolsuzluğu varsa da bunun sebep olduğu yıkımların da biz ayrı davalar olarak da inceleyeceğiz. Dolayısıyla ben 99 depreminin aksine bu noktada sadece, yani ismi geçen belirli şahıslardan ziyade 99'da çok farklı bir iki davalar, müteahhite yıkılmıştı. Kesinlikle bu noktada çok farklı davalarla göreceğimizi düşünüyoruz. O noktada da yani kamuoyunun biraz daha sabırla süreçlerin devamını beklemesini tavsiye ediyorum. Şimdi toplumumuz öfkeli dediniz. Toplumumuz aynı zamanda da kaygılı. Şimdi yine bu çürük bina metaforundan ilerliyorum. Ya binam çürükse kaygısı var. Herkeste. Yani deprem olursa ayrı bir kaygı.
ya binam çürükse ayrı bir kaygı olarak hepimize yerleşti. Yani sadece deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar değil, bugün işte İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan, İzmir'de yaşayan, evet, Van'da, Trabzon'da yaşayan birçok vatandaşımız, yani Türkiye'nin tamamı kaygılı. Bu kaygıyla nasıl baş edeceğiz? Evet. Kaygı dediğimiz şey aslında korkudan da kaynaklanır. Yani bir korkumuz var. Çok büyük bir korkumuz var şu an ve çok büyük bir travma yaşıyoruz kitlesel halde. Travma demek Latince kökenli travmadan gelir, yara, yaralanmaktır. Çok büyük bir yara aldık aslında. Evet, belki hepimizi aldı. Evet, Cumhuriyet tarihinin en büyük yaralanmalarından bir tanesi. Bu çok geniş bir coğrafyada şu an hissediliyor. Şimdi bu kaygıyı büyüten, travmayı büyüten etkenlere geldiğimiz zaman, baktığımız zaman olayın şiddeti mesela bu travmayı ve kaygıyı büyütür. Afet sonrası oluşan görüntülerin o kaotik oluşu, korkunç oluşu, o yıkılan evler, yaralı insanlar, ölü insanlar, bunlar travmatik çocuklar, deneyimi çocuklar büyütür. Olayın tekrarlaması, yani evet bir afet yaşandı, bir travmatik deneyim yaşandı, bunun tekrar yaşanması. Nitekim bunu hemen hemen aynı büyüklükte oldu. Evet, evet. Ve çok geniş bir sahaya yayılması kitabi olarak travmanın şiddetini arttırıyor, kaygının şiddetini arttırıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman hepsi birebir neredeyse yaşadığımız bir durum oldu. Dolayısıyla yoğun bir kaygı yaşıyoruz. Ve büyük bir psikososyal yıkım da yaşadık aynı zamanda. Şimdi bunun yaralarını bizim sarmamız gerekecek. Gölcük'te 99 depremi sonrasında yapılan bir araştırma var. Depremden 8 ay sonra bölge halkıyla bir araştırma yapılıyor ve şeye bakılıyor. Ya bu insanların ruhsal durumu nasıl? Yaklaşık %43'ünde travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz, yani her iki kişiden biri patolojik olarak bir bozukluk yaşıyor. %31'inde ise bir depresyon görünüyor. Yine klinik anlamda bir depresyon gözüküyor. Hı hı. Yani bu çok yüksek bir seviyedir. Şimdi burada böyle bir örnek var. Bu yaklaşık 11 ilimizi artı tüm Türkiye'yi psikolojik olarak etkileyen büyük bir afetten bahsediyoruz. Haliyle burada çok büyük bir yaralanma var, çok büyük bir kaygı var. Şimdi bu tip afetlerde kaygı daha büyük olur. Doğal afetlerde kaygı daha büyük olur çünkü güvenlik algısı bütünüyle tehlikededir. Yani ne yapacağını bilmezsin, nereye sığınacağını bilmezsin. Güvenlik algısını sağlayabilmeniz için sizin zemine basmanız gerekir. Yani dengede durmanız gerekir. Ama şu an zemin sizi sallıyor. Zemin de titriyor. Evet, zemin de titriyor. Toprak ana, kültürel olarak böyle baktığımız zaman bizim kültürümüzde saran, kollayan, kucaklayan, bizi besleyen, büyüten. Fakat şimdi topraktan bir tehlike geliyor. Yani insan o toprak anadan bir tehlike geliyor ve bunu oturtmaya çalışıyoruz şu an zihnimizde. Mesela yeni binaların da yıkılmış olması, evet, işte çok lüks binaların da yıkılmış olması bence kaygıyı biraz daha artırdı. Kesinlikle. Ve burada kısa vadede bir normalleşme, kısa vade dediğim bir ayla üç ay arası açıkçası çok beklemiyoruz. Çünkü bu tip afetler sonrasında beynimizin o korteks dediğimiz kısmı, o üst kısım, yönetici işlevler, sağlıklı düşünme, planla mantık yürütme kısmı devre dışı kalıyor. Afete uğrayan, travmaya uğrayan kişilerde bu bölüm devre dışı kalıyor ve alt beyin. Alt beyin dediğimiz şey bizim ilkel beynimizdir. Yani sadece hayatta kalmak için çarpışan, yaşayan... Amigdala. Evet, amigdala. Doğru bildiniz. Amigdala bir korku dedektörüdür. Etrafta, eğer aktif haldeyse etrafta bir korku arar. İşte şu bardağın içine su koyar ve oraya bakar. Sürekli bakar. Acaba titriyor mu? Deprem oluyor mu? Avizeye bakar. Sürekli tetiktedir. Dışarıdan bir ses geliyor mu? Koltuk titriyor mu acaba? Diye. Bir korku dedektörü açıktır. Çünkü kendi hayatiyetini tehlikeye atacak büyük bir problemle karşılaşmıştır amigdala. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki ilk bir ay ve üç ay içerisinde biz amigdalanın yavaş yavaş o deprem sirenini, o afet sirenini kapatmasını ve normalleşmesini
bekliyor. Peki bu korteksi harekete geçirmenin bir yolu var mı? Hızlandırıcı tabii ki de, bir takım tabii faktörler ki de, var tabii mı? Ki de var. Çünkü biz toplum olarak şöyleyiz. Kolumuz kırılsa gideriz doktora evet. ama ruhumuz incindiği zaman gitmeyiz evet. psikoloğa, psikiyatriste. Evet. Şimdi burada normal travmalardan farklı olarak afet travmalarında bu korku sireninin kapanması biraz daha zordur. Çünkü artçılar vardır. Şeyi takip ediyorsunuzdur muhakkak. Kandilli Rasathanesi'nin o Twitter sayfasını her gün bakarım. Hı hı. Alttaki yorumları okuyorum mesela. Sürekli bir deprem var ve insanlar sürekli olarak o ana geri dönüyorlar. Yani bizim o otonom sinir sistemi dediğimiz, yani bu amigdalayı devreye sokan sinir sistemini kapatabilmemiz için bu depremlerin, artişokların bitmesi gerekiyor. Fakat şu an o artişoklar bitmiyor. Bu otonom sinir sistemini nasıl kapatabiliriz? Belki bunu da ileride konuşabiliriz. Evet. Şimdi tekrar yapılara dönecek olursak, şimdi dedik ki çürük binayı simüle ettik. Ne yapılır ne olmaz. Peki bu inşaat süreçlerinde bu denetimler hangi sıklıkta oluyor? Mesela temelden, topraktan girdim bir inşaata. Hangi aşamalarda gelip denetleneceğim? Ve bu denetimleri kim yapıyor? Bir yapının projelendirilmesinden iskanına kadar birçok kuruluş, firma veya kamunun işte bu işi taşeron ettiği firmalar tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Bunların birinci aşaması projelendirme aşamasıdır. Bir yapı projelendirildiğinde projeler ilgili yerel yönetimin mühendisleri, mimarları tarafından incelenir, kontrol edilir. Artı ilave olaraktan binanın inşaatının uygulama safhasını kontrol edecek olan yapı denetim tarafından da bir kontrol edilir. Yani iki aşamalı bir kontrol mekanizması vardır. İki aşamada binanın yapılan tüm projeleri kontrol ediliyor. Diyelim ki ruhsat alındı, artık uygulamaya geçildi. Uygulama safhasına geçildiğinde belediyenin ilgili mühendisi, yapı denetimin ilgili mühendisi her aşamada kontrol için sahada bulunurlar. Özellikle mesela beton dökülecekse belediyenin mühendisi olmayabilir ama yapı denetimin mühendisi imzalı tutanakla birlikte beton dökümüne müsaade eder. Bu yapı denetim işini de bir açıklığa kavuşturalım. Herkes şöyle biliyor. İşte yapı denetimin ücretini o inşaatı yaptıran müteahhit veriyor. Dolayısıyla o kaldırıldı artık. Onun verdiği rapor o inşaat mühendisi müteahhitin söyleminin dışında olamaz deniliyordu. Yok. O kalktı değil mi? O kalktı. Onu artık havuz sistemi denilen bir şey var. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı havuz sistemine geçti. Artık parsellerin inşaatlarına, yapı denetim firmalarını bakanlık kendisi sistem üzerinden otomatik atıyor ve buna kimse müdahale edemiyor. Dolayısıyla ödemesini de bakanlık tabii, yapıyor. Parayı bakanlıktan aldığı için denetimi yapan kuruluş rahatlıkla sahaya gidip denetleme yapabiliyor. Şöyle bir husus da var. Bakanlık her yapı denetim kuruluşunu yılda iki defa denetliyor. Sahaya doğrudan gidiyor, yapı denetimi çağırıyor habersiz bir şekilde. Bunlar yapılıyor ve yapı denetimlere ciddi cezalar veriliyor. Her yıl İstanbul'da onlarca yapı denetim kapatılıyor. Hı hı. Çok basit sebeplerle. Hani basit sebeplerden kastım ağır hatalardır. Ama ne kadar önem verildiğini göstermek için diyorum. Mesela bir demiri çok fazla işte eksik koyulmuştur. Demirin miktarı diyelim ki 100 ton olacakken, yani farazi konuşuyorum, 100 koyması gereken 99 koydu. O birden dolayı bile yapı denetim kapatmaya kadar gidilebiliyor. Hatalı bir imalat oluyor, yapı denetim kapatılabiliyor. Bunları Çevre Şehircilik Bakanlığı sıkı bir şekilde denetliyor. Bir husus daha var. Hani artık teknolojinin ne kadar kullanıldığını göstermek için söylüyorum. Betonlara çip takıyoruz. Bakın bugün İstanbul'da... Neyi sağlıyor çip? Şöyle, Türkiye'nin neresinde beton dökerseniz dökün yapı denetim sistemine tabi bir binada kullanılan betonun alınan numunesine çip takılıyor. Bu çip betonun konumunu gösteriyor. Normalde bir gün şantiyede kalmalı, ertesi gün laboratuvara gitmeli. Bu konumdan süreyle takip ediliyor. Ve beton döküleceği gün yapı denetimin ilgili personeli GPS'ten takip ediliyor. Beton döküm sahasının olmadığı takdirde yapı denetim uyarı yapılıyor. O da orada olmak zorundadır. Yani yapı denetimin binayı denetlemeye gidip gitmediği GPS üzerinden takip ediliyor artık. Şu anda böyle bir sistem kuruldu. Sonra bina inşaat süresince bütün kalıplar kontrol edilir ve yapı denetim haricinde belediyenin ilgili mühendisleri de sahaya çıkıp kontrol yapar. İskan aşamasına geldiğimiz, artık her şey bitti diyelim, artık kabayı yapıyı yaptık, ince yapıyı yaptık.
İskan aşamasına geldiğimizde belediyenin ilgili mühendisi gelir, yapı denetiminin ilgili mühendisi gelir. Her aşama tek tek kontrol edilir, ardından iskan verilir. Yani ama en önemlisi betonun ve kalıbın anlık olarak sürekli denetlenmesidir. Şu an bunu yapı denetimler yapmak zorundadır. Bakanlık da yapı denetimleri bilfiil sürekli denetliyor. Haberli denetimle, habersiz denetimle. Şimdi bu kadar denetim varken anlaşılıyor ki bir yerlerde bir sorun var ki binalar yıkılıyor. Evet. Yani yeni yapılan binalar da yıkıldığı için söylüyoruz. Eskiler zaten hani 99 öncesi yapılan birçok bina bölgede maalesef yıkıldı. O 99 zaten bizim için bir kırılma noktasıydı. Hı. Yeni binalarda da bu sistemde bir problem var ya da bu sistemde bir kaçak var anladığımız kadarıyla. Yeni binalarda da gördük bu. O kaçak nereden oluşabilir? Şimdi yapı denetim sistemi... Hukuk bunu inceleyecek, evet. O yüzden söylüyorum. Yapı denetim sistemi 2018 yılında havuz sistemine döndü. 2018-2019 aralığında döndü. Yani 2019'dan önce yapı denetimini müteahhitler istediği gibi seçebiliyordu. 2019 öncesi yapı denetimlerin yaptığı denetimler çok sıkı bir denetim değildi. 2019 öncesi binalar yeni bina bile olsa denetimi çok sıkı olmayan binalardır. Bu birinci temel sebeplerden bir tanesi. İkincisi az önce onu da üstüne basa basa söylemiştim. Zemin etüdü doğru yapılmadığı takdirde üst yapı doğru da yapılsa İstediğiniz bina yıkılıyor. İstediğiniz kadar düzgün yapın yıkılıyor. İşte zemin etütleri artık 2020 yılından sonra ciddi bir şekilde yapılmaya başlandı. Hatay'daki o rezidanslar bize evet. En somut örnek. Ve Hatay'ın neden yıkıldığını herkes mesela konuşuyor, uzmanlar açıklama yapıyor. Kahramanmaraş merkez üssüne en uzak konumdaki Hatay'da deprem daha büyük. Çünkü zeminin büyütme faktörü devreye giriyor. Zeminin çok bozuk olmasına kaynaklı olarak deprem zeminde çok daha büyük etkiye sebep oluyor. Zemin daha mı yumuşak Hatay'da? Zemin daha yumuşak. Ve bundan o da tabii kaynaklı... ki bina temelleri tutamıyor. Evet, zeminin taşıma gücü yetersiz olduğu için depreme daha çok maruz kalıyor. Yani şöyle... Bir kayalık bir zeminde olsaydı bina, deprem 5 katlı binanın son katını tamamen hani hesapladığımdan söylemiyorum 5 santim sallayacakken yumuşak bir zeminde 15 santim sallar. 2 katı 3 katı sallayabilir. Peki bunu mühendislik olarak bunu aşmanın bir yolu yok mudur? Zemin güçlendirmesi. Mesela daha derine kazılan gökdelen inşaatlarında derine kazılan temeller mesela bir çözüm müdür? Evet. Uzak doğu diyorum. Orta Doğu'da hemen Dubai'de yapılan gökdelenler. Hı hı. Çöle yapılıyor, kum. Sağlam zemin yok, ana kaya bulunamıyor. Ama yüzlerce hepsi fore metre kazıklı. Altı temeller iniyor. Tabii. En az 100 metre, 80 metre fore kazıklar çakılıyor ve fore kazıkların üzerine bina yapılıyor. Bizim şimdi Hatay'da yapılamaz değil ama Hatay tarıma elverişli bir ovadır. Yerleşmeye müsait bir yer değildir. TOKİ konutları hiç hasar almadı Hatay'da. Birincisi zemini düzgündü, ikincisi üst yapısı sağlamdı. Hatay'da üst yapısı sağlam olup zemini kötü olan çok bina olduğu için zeminden dolayı yıkılan çok yeri bina var. İkisi de sağlam olmadığı takdirde bina yıkılır. Peki, hemen hukuki boyuta tekrar döneceğim. Şimdi binayı yaptı, 30 yıl, 40 yıl geçti. Ne kadar sürüyor sorumluluk? Yani atıyorum müteahhitin sorumluluğu... bina yıkılana kadar mı? Yani yok. Orada, ne kadar? Bir zaman aşımı var mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Var. Yapı denetçilerinin sorumluluğu tekrar yani hocamız da düzeltebilir. Taşıyıcı kolonlar için benim bildiğim 15 yıl. Binanın diğer bölümleri için 2 yıl. Tabi bu cezai sorumluluktan ziyade yani maddi taraftaki ve yani kendini mesul olması açısından hı hı. sorumlulukları. Müteahhitlerin sorumlulukları da normalde özel hukuk tarafında ayıp dediğimiz bir duruma geliyor. Yani belirli ki binada bir hata var ki, bir eksiklik var ki veya mühendisin bu konuda müteahhidin bir kusuru var ki bu yapı oluştu diyoruz. Dolayısıyla o noktada da teslimden sonra 5 yıl için bir gizli ayıp süresi var. Ama daha sonrasında kendisinin bu konuda hileli davranışları olmuşsa veya ağır kusuru söz konusuysa buradaki sorumluluğunun da süresi yok. Yani 99 öncesi yapılan yapılarla ilgili... şayet bir kusur varsa onlarla ilgili de hukuk zeminde hesap sorulabilecek. Evet, yani bu vatandaşlarımızın çünkü yani bir zaman hakkı... aşımı var mıdır yok mudur o sorular akla geliyor, o yüzden soruyorum. Evet, onu. evet yani o noktada bir süresi yok aslında. Yani bu noktada işte bizim güven sorumluluğu dediğimiz aslında sorumluluklar da ortaya çıkıyor. Yani siz bir cennet vaat ediyorsunuz, çok güvenli olduğunu iddia ediyorsunuz. Vatandaş da buna güvenerek sizin verdiğiniz beyanatları dayanarak yapıyor. Belli ki burada hileli davranışlar söz konusu olabiliyor.
ki hilal davranışları biz kolonlarda da gördük. Yani kolonlar içine köpük basılması suretiyle dışarıdan baktığınızda güvenilir olan ama içeriden baktığınızda bunun sağlam olmadığı izlenimin doğurabilecek. Tabii ki yani onun da tekrar detaylı incelemesi farklı farklı yapıyor. Öyle bir yöntem var mı? Hemen onu da soralım. Yine de yani köpük basma bir gibi bir yöntem. Yani, o köpükler fotoğrafları gördüm de kolonların içerisinde değil de mı? Duvarlarda, yalıtımlarda yani kolon içerisine köpük basmayı hani taş çok, gördük, onu taş gördük. Yabancı maddeler çok var. Deniz kumudur, işte taştır. Ama köpük hani binada kullandığımız bir malzeme. Kolonun belki yanında gözükmüştür. Sosyal medyada işte kolonun içerisine basılmıştır diye denilebilir. Ama ben açıkçası hani o kadar ileri gideceğini düşünmüyorum müteahhit. Tabii onun incelemesi de hukuki açıdan yapılacaktır muhakkak. Ben yani hani hileli davranışları örnek olarak söyledim sonuçta evet, da. Evet olabiliyor dediğiniz yani doğru çıkabiliyor. Yani olabilir. Kolon kesiyoruz. Tabii. Daha ötesi kolon yok kesmeyi yani. De şimdi konuşacağız. Yani o noktada dediğim gibi aslında sorumlulukları yani 99 öncesinde oturan eski yapı dediğimiz vatandaşlarımız da bu noktada müteahhitlerin tabii haklarına gidebilir. Ama orada haklarının ne olduğu ile ilgili tabii pek çok konu var. Onu da ayrıca bu programda konuşur muyuz onlara bakarız. Konuşuruz. Şimdi tekrar işin psikolojik boyutuna böyle karışık gidiyoruz ama anlaya anlaya gidelim diye yapıyorum. Şimdi çocukları söyledik. Özellikle çocukların kaygıları, onların dünyaları çünkü bambaşka. Ve özellikle o bölgede bu depremi yaşayan çocukların durumu vahim olabilir. Evet. Psikolojik açıdan ne olmalı, ne yapılmalı? O çocuklarla bir sosyal destek yapılıyor, veriliyor. Evet. Ama tabii bunları unutabilmeleri için... Evet. Bundan sonrasında ne yapılmalı? Çünkü sadece orada kalmadılar. Diğer şehirlere geldiler. Mesela Ankara, İstanbul veya diğer başka şehirlerdeler. Ve yarın öbür gün okula gidecek o çocuklar. Evet, evet. Bu hem okula gittiklerini ayrıca konuşacağız ama bu çocukların durumunu bir tespit edelim. Şimdi belki şu an sahada olan arkadaşlar, orada yardım için, psikososyal destek için bulunan arkadaşlar da bizi izliyorlardır. Anne babalar muhakkak izliyorlardır. Çocukla iletişim kurarken özellikle bu travmatik durumlar sonrasında mesela sahada görev yapıyorsunuz ya da evde bir çocukla iletişime geçeceksiniz. Lütfen ve lütfen sakin kalın. Yani çocuklar duyguları tahmin ettiğimizden daha iyi okurlar. Eğer biz kaygılıysak çocuk da kaygılı olur. Çocuk depremin tam olarak ne olduğunu bilemez. Yani evet bir deprem var, insanlar... bir şeyden bahsediyor ama bu ne demek bilemez. Buna verdiği tepki anne baba ya da etrafında ona yardım eden insanların verdiği tepkiler olur. Kaygıyı da öğreniyoruz evet, yani. Evet, evet. Yani etrafımızdaki insanlar korkuyorsa, kaygılanıyorsa biz de kaygılanırız. Ya çocuk da kaygılanır, çocuk da korkmaya başlar. Bu noktada yine sahadaki arkadaşlarımıza şunu söyleyebiliriz. Eğer gerçekten kendiniz psikolojik olarak sağlam değilseniz bir adım geride durun, çocuklarla iletişime geçmeyin. Çünkü onlar ne dedik? Kaygıyı çok kolay fark ederler sizde. Yine çocuklara, sahada olan arkadaşlar, çocuklara lütfen ve lütfen böyle çok zayıf hissettirmeyin. Çok acıyan gözlerle bakmayın. İşte ay canım, yavrum, kadersizim. Buna hiç gerek yok. Çocukların güçlü olduğu yönler vardır. İyi yapabildikleri şeyler vardır. Biraz oraları vurgulamak gerekiyor. Anne babalar da yine o alanları vurgulaması gerekiyor. Yani çocuğu aşırı bir biçimde dünya yandı bitti, kül oldu tavrıyla çocuğa yaklaşmamak gerekiyor. İşte kadersizim, ne olacak, bu da böyle bir dünyaya doğdu büyüyor dememek lazım kesinlikle. Çocuktaki travmayı daha da derinleştirmiş olur. Nasıl anlatmak lazım depremi? Şöyle, şimdi çocuklar bu noktada ne olduğunu anlamak isterler. Deprem oldu ama ne oldu? Burada anne babalardan duymak istediği şey aslında çok spesifik bilgiler değildir. Çocuğun merak ettiği şey güvende miyim? Şu an biz güvende miyiz? Anne babaların da çocuklara temelde verecekleri yanıt lütfen bu olsun. Şu an güvendeyiz. Böyle bir olay yaşandı. Ben güvendeyim, sen güvendesin. Etrafımızdaki insanlar güvende ama afet bölgesinde insanlar var. Şu an hepimiz, özellikle de devletimiz o insanlara yardım için elinden gelen şeyi yapıyorlar.
Peki bu deprem nedir diye sorduğu zaman çok basit şeylerle anlatmak gerekiyor. Bu mevsimlerin oluşu gibi, karın yağışı gibi, gök gürültüsü gibi, zaman zaman işte yer kabuğu hareketlenir, yer değiştirir, kayar ve bir titreme meydana gelir, bir sallantı meydana gelir. Biz de bu sallantı sonucunda korkarız. Yani çok detaylı bilgiler, dediğim gibi çocuk istemez, bizim de vermemize gerek yoktur zaten. Bunun doğal bir süreç olduğunu anlatmak gerekiyor. Ama hani depremi yok sayarak da anlatmamak lazım. Evet. Şimdi bu da önemli bir mevzu. Yine çünkü bir hayal, bir senaryoda anlatmamak lazım. Evet, gerçekte evet. Yüzleşmeleri lazım. Evet. Şimdi bazı ebeveynler bu noktada çocuğu bütünüyle olaydan kaçırmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. Aman televizyon izlemesin, aman bu olaylardan haberdar olmasın, aman çocuğum incinmesin, kırılmasın. Evet, bizim de isteğimiz ve arzumuz çocuğun travmatize olmaması. Çocuk elbette ki enkaz altından işte böyle enkaz altında çırpınan, yaralı, feryat figan ağlayan kişileri görmemeli, ölüleri görmemeli. Eğer çocuk bir şey görecekse ona depremi anlatalım ve şeyi gösterelim. Yardım hazırlıklarını gösterelim. Mesela o spor salonlarında gençlerin dört bir koldan karınca gibi hazırladığı koliler. Gidelim birlikte yapalım hatta. Evet, evet. Onları, çocukları yardım faaliyetlerinin içine dahil etmek. Kurtarılan hayatları onlara göstermek. Ya senin biriktirdiğin bir para vardı, gel hadi bakalım onu da buradaki kardeşlerimiz için kullanalım. Ya işte oynamadığın güzel bir oyuncağın vardı, onu da paylaşmak ister misin? Orada şu an insanların ihtiyacı var diye. Yani çocukları da bunun içine katarak, çocuğu biraz da bu süreçte iyileştirerek empati duygusunun da gelişmesine katkı sağlayarak. Çünkü çocuklar o 0-6 yaş aralığında empati duygusu çok gelişmemiştir. Ben merkezli hareket ederler. Bu tip vakalar bunun için büyük bir fırsattır. Travma dediğimiz şey aynı zamanda insan ruhunu geliştiren, değiştiren de bir şeydir. Travma sonrası büyüme dediğimiz bir kavram vardır. Evet, başımıza bir felaket gelir ama biz o felaketten sonra hayata başka türlü bakarız. Hayattaki bildiklerimizi yeniden değerlendiririz. Haber bültenlerinde izliyoruz. Artık para geçmiyor burada diyorlar mesela. Parayı kullanamıyoruz. Para demek ki çok da böyle önemli bir şey değil hayatta. Bunu görmek. Yine burada çocuklara dönecek olursak, anne babalar lütfen ve lütfen çocuklarınıza bu durumu anlatın, konuşun, ne oluyor? Ya şu an bir şeyler var, bundan haberdar mısın? Değil. Burada amaç çocuğu konuşturmak, duygularını ifade etmesini sağlamak. Küçük yaş grubu çocuklarında çocuk yazarak, çizerek, resim yaparak, şarkı söyleyerek, işte oyun oynayarak duygularını anlatır. Hı hı. Hem anne babalar hem de sahada olan arkadaşlar lütfen ve lütfen bu sanat terapisi dediğimiz alana birazcık önem versinler. Zaman zaman polislerimizin çocuklara resim çizdirdiğini görüyoruz. Evet. Bunlar çok evet. Güzel oluyor demek ki. Yani sizden aldığım o. Evet, evet. Şimdi şey de çok enteresan bir durum. Sahada Mehmetçiği gören, askeri gören çocukların o coşkusu çok enteresan değil mi? Yani böyle gözlerim dolarak izliyorum o olayı. Çünkü yani çocuk orada bir kurtarıcı görmüş vaziyette. Dolayısıyla bu tür güçlerin, bu tür şefkatli elin sahada çocukların yanında olması da bu travma üzerinde muhteşem bir etkisi vardır. Çünkü sahada travmayı engelleyen şey devletin orada olması, sorumluların az önce hocalarımızın bahsettiği gibi ceza almasıdır. Çünkü bir suçlu vardır ve travma mağduru şey der. Bunları cezalandırın ki ben iyileşeyim, adalet yerini bulsun. Adalet yerini bulunca iyileşme sağlanır. Bir de hani şu boyutunu da eksik bırakmayalım diye sormak istiyorum. Şimdi yarın öbür gün okullar açılacak. İşte pazartesi itibariyle deprem bölgesindeki okullar salı günü belli olacak hangilerinin açılacağı. Ama diğer işte 71 ilde, 70 ilde diyelim 11 olarak sayarsak 70 ilde okullar açılacak. Ve bu illere dağılmış depremzede çocuklar var ve onlar da orada okullara gidecekler. Evet. Nakiller alındı çünkü. Nakil başvuruları da yapıldı. Şimdi okula gittiği zaman diğer yani o bölgelerde depremi yaşamamış çocuklarla karşılaşacaklar. Evet. Ve onlar muhtemelen o çocuklara depremi soracaklar. Evet. Çocuklarımızı nasıl tembihlemeliyiz ki
o çocuklar bir zarar görmesin, depremi evet. yaşayan çocuklar. Şimdi ev ortamında evlatlarımıza şunu anlatmamız gerekiyor. Ya okuluna, sınıfına deprem bölgesinden arkadaşların gelebilir. Onlara bu olayın detaylarını sormak üzebilir. Şimdi bunu yetişkinler için de söylüyorum. Etrafımızda afetzedeler varsa, afetzede çocuklar ya da yetişkinler varsa, lütfen ve lütfen ne oldu, kaç kişi öldü, ne yaşadın, ailende ölen kişi var mı? Yani olayın detaylarını sormayın. Maalesef o detaylar anlattırılıyor şimdi evet, o bölgelerde. Evet, evet, aynen öyle. Bu yarayı, travmayı derinleştiren bir şeydir. Kişi zaten hazır hissettiğinde, anlatmak istediğinde, güvenli bir ortamda onu size anlatacaktır. Çocuklarımızda da bu yönde telkinde bulunalım. Ve ya gelen arkadaşına şeyi sorabilirsin. Nasılsın? İyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Bir isteğin var mı? Hadi oyun oynayalım mı? Hadi arkadaş olalım mı seninle? Yani bu tarz böyle küçük sohbetler yaparak onun yanında olduğunu hissettir yönünde tembihlerde bulunması gerekiyor. Okullardaki rehber öğretmenlerin ve sınıf rehber öğretmenlerinin ellerine muhakkak bu liste gelecektir. Lütfen acilen bu evlatlarımızla bir görüşme yapsınlar. Davet etsinler odasına, böyle bir çikolata ikram etsinler. Nasılsın, iyi misin, işte nereden geldin? Yani çocuk şunu hissetsin, benim yanımda birileri var, beni düşünen birileri var. Evet, kıyamet koptu, gerçekten bu bir kıyamet görüntüsüdür ve bu kıyamet içerisinde bana bir el uzandı. O eli çocuklara acilen bizim uzatmamız gerekiyor. Fakat meraklı sorular sormadan sadece halini hatırını sorup ben buradayım, ben senin yanındayım, bir ihtiyacın varsa her zaman bana ulaşabilirsin deyip yalnız olmadığını ona hissettirmek gerekiyor. Bir de bu depremi hatırlatıcı oyuncaklar vermeyin derler. O doğru mudur? İşte kamyondur, kepçedir. Evet. Onun gibi oyuncaklar vermeyin bu çocuklara burada, diyenler var. Burada mesela, doğru mudur bu? Mesela oyun terapilerinde, kelepçe kullanılır, silah kullanılır, işte bıçak kullanılır, plastik bıçak. Hı hı. Burada çocukların bu duygularını açığa vurmalarını sağlar. İşte evler kullanılır. Mesela oyuncak evler, odalı evler, hı hı. aile figürleri kullanılır. Burada o oyuncaklar mekanda bulunabilir ama çocuğun önüne doğrudan bu oyuncağı koymak doğru değildir. Çocuk zaten onunla oynamak isterse, onunla bir duygusunu ifade etmek isterse gelip alır. Ama çocuğa doğrudan bu oyuncakları vermek şu noktada çok sağlıklı sınırlamak değil. Sınırlamak da doğru değil, evet, o yarayı kaşımak da çünkü doğru değil. Çünkü burada bir duygunun ortaya çıkmasını istiyoruz biz. Yani o yaşadığı geceyi kendisine psikososyal destek sunan kişinin eşliğinde anlatması gerekiyor ki bu çocuk iyileşsin. Travma ancak dile gelerek, anlatarak iyileşir. Evet Sinan Bey, şimdi zannediyorum arkadaşlarımda vardır görüntüsü, yoksa da herkes artık o görüntüye aşina. Kahramanmaraş'ta bir züccaciye, bir binanın altında bir züccaciye dükkanı. Orada işte bir takım düzenlemeler yapılmış, kaşıklar işte tabakların üzerine konulmuş, kaşıkların yeri bile değişmemiş. Hemen yolun karşısında bir enkaz duruyor. Bu nasıl oluyor? Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunu biraz okuma fırsatım oldu. Depremle ilgili raporunu hazırladılar. Hani devlet üniversitesi olduğu için ismini veriyorum. Hı hı. Çok bilinen bir üniversite. Gerçekten mühendislik anlamında ileri bir üniversitelerimizden bir tanesi. Raporunda şöyle bir çarpıcı detay var. Binalarımız Türkiye Bina Deprem Yönetmeni'ne göre yapılmış olsaydı yeni binalar yıkılmazdı. Yani deprem yönetmeni yeterli olduğunu söylüyor. Yeter ki ona uygun yapıldığı takdirde diyor. O binayı yapan müteahhitin de açıklaması var benzer şekilde. Tamamen projeye uyduğunu söylüyor. Şimdi projeye uyduğumuz takdirde ve projemiz düzgün bir şekilde projelendirildiği takdirde, zemin etüdü düzgün bir şekilde alındığı takdirde ve çok önemli bir husus var. Deprem perdeleri de binada varsa binamız... Nedir o deprem perdesi, işini açalım. Şöyle, normalde düşey taşıyıcı elemanlarımıza biz kolon diyoruz. Hı-hı. Ama kolonun bir uzun, yani bir kenarının genişliğinin diğer kenarının uzunluğuna oranı 6'dan büyük bir eleman varsa ona deprem perdesi diyoruz. Yani 30 santime 2 metrelik bir kolon deprem perdesi olarak isimlendirilir. Bu perdelerin rigidlikleri çok yüksek olduğu için bina depremde diğer binalara oranla daha az sallanır ve daha çok güvenlidir.
TOKİ konutları da bunun benzer örneklerindendir. Bu binada da projesini incelemedim. Yüksek ihtimal deprem perdeleri vardır. Deprem perdeleri olmaması durumunda da kolon kiriş birleşim noktaları çok iyi bir işçilikle yapılmıştır. Yani kolon kiriş birleşim noktalarını iyi bir şekilde etrelerle sarıldığı takdirde, betonu iyi bir şekilde bakımı yapıldığı takdirde o bina güvenlidir. Ama en temel detay, ben deprem perdelerini öneririm. Deprem perdeleri binanın şu anda depreme karşı dayanımında en önemli faktör. Bu sismik izolatörlerin de etkisi olabilir mi o bina için mesela? Sismik izolatörler... Onlar da çok konuşuluyor, evet. Çok gündemde, o yüzden soruyorum. Şöyle, ben araştırmasını da yaptım sismik izolatörlerle alakalı. Türkiye'de konut projelerinde bir ya da iki tane proje uygulandı. Onların da tamamı İstanbul'da uygulanan projeler. Bir de şehir hastanelerinde var galiba. Evet, şehir hastanelerinde uygulanıyor. Tümünde var galiba. Kamu yapılarımızda, köprülerde biz sismik izolatörü uyguluyoruz. Sismik izolatör binanın diyelim ki 8 şiddetinde bir depreme maruz kaldı. Bunu 5 şiddetine düşürüyor. Bina 5 şiddetinde sallandığında yani. Tabii ki hareketi az olduğu için bina hasar almıyor. Bundan dolayı sismik izolatör yapının hasar almasını etkilen en etkili yöntemlerden biri. Ama konut projelerinde uygulanması zor projelerdir. Bitişik nizam binalarda uygulanmaz. Konut projelerinde maliyeti arttırır. Yani onu uygulayacak kadar sayıda Türkiye'de çok fazla firma yok. Hı hı. Onun yerine tamam, sismik izolatör çok güvenlidir. Ama Japonya'da mesela ileri seviyede bir ülkedir mühendislik konusunda. Japonya'daki tüm binalar sismik izolatörle yapılmıyor. Deprem perdeleri. Öyle bir algı var ama. Evet, evet. Japonya'daki sanki tüm binalar sismik izolatörlü bina gibi. O yüzden 9 şiddetinde deprem olsa da Japonlar kaçmıyor deniliyor. Deniliyor ama Japonların yaptığı binaların en temel özellikleri deprem perdesi vardır. Tünel kalıp kullanırlar. Bölme duvarları dahi betonarmedir. Bu sebepten betonarme, yani Japonya'daki binaların birçoğu depremde çok fazla sallanmadan, sallansa bile rigid davrandığı için hasar almadan atlatılır. Japonya 1995 Kobe depreminden çok ders çıkartmıştır. Ve dünyada inşaat mühendisliğinin ilerlemesinde 95 depremi çok milat noktasıdır. Tasarım felsefesini 95'ten itibaren değiştirmiştir. Yayın öncesinde hocamızla da biz bir konuyu konuşmuştuk. Kendisi de örnek vermişti 95'teki Kobe depreminde. Japonya'nın ne durumda olduğunu, Japonya çok büyük hasar aldı. 132 milyar dolar kadar bir maddi kaybı uğradı. Mesela Japonya'da, hı hı, deprem senaryosuna göre Tokyo merkezli bir depremde beklenen can kaybı 20 binin üzerinde, maddi kayıp 2 trilyon doların üzerinde. Hani biz Japonya'yı ileri seviye görüyoruz ama Japonya'da depremler yerin 70 kilometre altında olduğu için, Türkiye'deki depremlerde yerin 7 kilometre altında olduğu için Türkiye'de daha büyük hasar bırakıyor. Ama Japonya dediğim gibi deprem perdesi ve tünel kalıp sistemini yaygın bir şekilde kullandığı için binalarını güvenli hale getiriyor. O müteahhit de... Çok mu maliyetli deprem perdesini uygulamak? %5 en fazla. Neden uygulanmaz yani? Mimari kaygıdan dolayı genellikle. Yani mimari projede deprem perdesi binanın doğal bölme duvarıdır. Deprem perdesi alanları kısıtlayan bir faktördür. Kolon duvarın içerisinde gizlenir ama deprem perdesi duvarın içerisinde olmak zorundadır. Bu sebeple doğal olarak, yani salonun konumunu otomatik olarak belirlemiş olur mesela. Ya da bir odanın bölebileceğimiz noktası bellidir. Fazla bir şekilde yerini değiştiremeyiz. O yüzden deprem perdesi mimari kaygıyla genellikle yapılmaz. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde deprem perdesi vardır ama zorunlu değildir. Belki bir sonraki aşamada, 2 ay sonra, 3 ay sonra deprem yönetmeliği belki revize edilip deprem perdeleri zorunlu hale getirilebilir. Züccaciye'nin görüntüsü de ekranda. Evet. Yani muhtemelen dediğiniz var ve hani bina depremi hiç hissetmemiş gibi. Evet. Sanki orada deprem olmamış. Yani o binayı deprem ayırmış, diğer binaları etkilemiş gibi. Yani iki detay dediğim gibi, ya deprem perdesi ya da kolon kiriş birleşim noktaları çok iyi bir şekilde işçilikle yapıldı ve beton çok iyi dayanımlı bir beton. Yani zaten deprem yönetmeliğine biz iyi bir şekilde uyduğumuz takdirde binalarımız ayakta kalır. Yeni binalarımızda yıkılanlar vardır. Bu yeni binaları olan güveni sarsmasın. İtibar kolay kazanılır. İtibar zor kazanılır, kolay kaybedilir. Burada kaybetmeyelim bakın. Yeni binalar her zaman için depremde güvenlidir. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Bölgede yıkılan binaların %2'si yeni bina, %98'i eski bina. Ki 99 öncesi hatta çoğunluğu. Evet, 99 öncesi. Yani 99 sonrası tüm binaların oranı %2 orada yıkılan. Peki mevcut binalara deprem perdesi uygulamak mümkün mü?
temelden son kata kadar uygulanmak zorunda. Bu yapılabilir bir şey mi? Yapılabilir bir şey ama mevcut bir binada onu uygulayabilmek için planda burulma düzensizliği oluşturmayacak şekilde yapılması gerekir. Bu teknik bir detaydır. Örnek verin, binanızın dört köşesine de eşit deprem perdesi koymalısınız. Sadece bir kenarına deprem perdesi koyduğunuzda binaya burulmaya sebep olabilirsiniz. Binanın yıkılmasına neden olur. Bir de hani madem buna girdik, binalarda hani güçlendirme yapılıyor. Evet. Bu güçlendirmeler nasıl yapılıyor? Neye göre yapılıyor? Şimdi binadan depreme karşı güçlendirme dedikleri şey ne yani? Binadan şimdi eğer yetersizse binamız, performansı uygun değilse binamızda güçlendirme gerekir. Genellikle şöyle bir hesap yapılır. Binanın güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin işte %35'ine falan denk geliyorsa artık yapılmaz, yıkılıp yeniden yapılması tavsiye edilir. Eğer işte güçlendirme maliyeti %35'in altında kalıyorsa güçlendirme yapılır. Ama onun da koşulları vardır. Bir, projesine göre yapılmalıdır. Yani yerinde beton dayanımı tespit edilmelidir. Kolonlardan, kirişlerden örnek alınmalıdır. Karota alma işi. Karot alınacak, dayanım tespit edilecek. Ardından projeye uygun bir güçlendirme yapılmalıdır. Genellikle işte insanlarımız gidiyor, kalfa buluyor, usta buluyor, ona güçlendirme yapıyor. Onların yaptığı güçlendirme rastgele. Biz yeni bir kiriş yaptırdık diyor mesela. Evet, temelden son kata kadar perde yaptırdım diyor. İşte perdeleri yanlış konuma koyarsa burulmaya sebep olur. O yüzden projesine uygun, yönetmeliğe uygun güçlendirme yapılmalıdır ki Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde güçlendirmenin nasıl yapılacağı yazar. Avukat hocamız da zaten bunu kendisi de beyan edecektir. Bir binada güçlendirme yapılabilmesi için iskan şartı vardır. İskanı yoksa güçlendirme yapılamaz. İskanı yoksa projesi yoktur çünkü. Veya yapı kayıt belgesi olması gerekir. İkisinden birisi yoksa o binada güçlendirme yapılamaz. Bu güçlendirme sorusunu bilerek sordum. Çünkü bugünlerde muhtemelen dediğiniz gibi kalfa arayanlar var. Ve işte binayı güçlendireceğim deyip binanın statiğini dahi bozabilirler yani. Evet, bozabilir. Yıkılmasına sebep olabilir. Yanlış bir işlem binanın düzenini bozar, statik dengesini bozar. Zaten bizim binalarımızın yani TOKİ konutlarının o kadar sağlam olmasının temel sebeplerinden birisi de mimari proje ile statik proje arasında eşsiz bir uyumdur. Yani o çözülmüş bir projedir. Mimari muazzam bir şekilde çözülmüştür. Statik muazzam bir şekilde çözülmüştür. Ve sürekli aynı sistem uygulanır. Ama biz yeni binalarımızda hep farklı farklı şeyler deniyoruz. Dış cephesi güzel olsun diyoruz. İşte TOKİ binalarını mesela yıllarca kötüledik. Birçok artık medya kuruluşu estetik bu konuda kaygılarıyla ilgili bir sürü şey evet. söylendi. Ama bunlar ayakta kaldı. Ve şöyle bir eleştiri de var. İşte Amanos eteklerine yapılan TOKİ konutları zemini sağlam diye ayakta kaldı denildi. Van Erciş depremine gidelim. Van merkezden sadece bir kilometre uzakta yanılmıyorsam TOKİ konutları orada da yıkılmadı. Zemin aynı. Yani burada TOKİ iyi işini yapıyor. Güvenli konut yapıyor. Deprem perdelerini kullanıyor. Ve bundan dolayı da TOKİ'nin yaptığı konutlar güvenli. Artık TOKİ'nin yaptığı standartlarda güvenlik kaygısıyla binalar yapmamız lazım. Estetik kaygısı evet önemlidir. Binalarımızın dış görünüşü estetik açıdan güzel olmalıdır. Ama artık güvenlik kaygısı da ön plana çıkmalıdır. Peki hemen o güçlendirme ile ilgili hukuki kısıtlamalar neler? Sizden onu da alalım. Yani güçlendirme ile ilgili dediğim gibi sonuçta burada ruhsata uygun bir şekilde yapması lazım. Yani ilgili yani kanunlara ve göre yapamıyor insanlar, doğru mudur? Evet evet tabii yani o çünkü noktada. Çünkü hani biraz önce verdiğimiz örnek de yani gidip bir kalfa bulup inşaat işi yapan birini bulup hiç kimseden izin almadan binalar güçlendirme yapıyoruz diyebilir çünkü. Tabii. Bu depremden sonra. Yani o noktada tabii gerekli izinlerin alınması ve ilgili mevzuata da uygun olarak hareket nereden edilmesi gerekiyor. İzinler? Yani bu noktada belediyelerden zaten ilk başta yeni bir ruhsat almaları gerekecekler bu konuda. Ruhsat başvurusu yapmaları gerekecekler. Bununla ilgili büyük ihtimalle bir planları da hazırlamış olmaları gerekiyor. Bununla ilgili yapının işte güvenliği tehdit etmeyecek bir şekilde yaptıktan sonrasında güçlendirme çalışmalarına başlarlar. Ama tabii belirli noktalarda güçlendirme çalışmalarının İşte mühendislik anlamında yeterli olmadığı noktada da kentsel dönüşüm dediğimiz uygulamadan yararlanarak aslında binanın güçlendirilmesinden ziyade yeniden yapılmasının uygun olabileceği binalar da söz konusu olabilir. Bu da bizi zaten işte kentsel yönetimle ilgili mevzuata götürüyor. O noktada zaten işte pek çok farklı uygulama var. Yani ama güvenlikle ilgili genel bir konuya dönmek gerekirse aslında belki de bu mühendislerin ruhsatlandırılması ve lisanslandırılması gibi bir konu da var. Yani
Onu da bence gündeme getirmek gerekiyor. Yani belli ki TOKİ konutlarının biz belirli bir güven yarattı ve bu depremden de başarıyla geçti. Ama dolayısıyla bir noktada şeye geliyoruz, yani tüm konutları Türkiye'de o zaman TOKİ mi yapsın? Dolayısıyla yani bu noktaya da gelemeyeceğimiz için. TOKİ bir standart olarak belki kabul edebiliriz. TOKİ bir standart olarak alabiliriz. Doğrudur. Ama yani mimarlık ve mühendislik anlamında benzeri standartları tutturabilmesi için de bizim müteahhit ve müteahhitlerimizi ve inşaat şirketlerimizi ve hatta mühendis ve mimarlarımızı da belirli lisansları ve standartları tutturmaları için zaten ayrı bir... Zaten yok mu halihazırda müteahhitler için bir lisans? Yok. Var galiba. Şöyle hocam, ben ekleme yapayım. Tabii. Normalde sizin alacağım müdahale edin. Tabii, kesinlikle istemem. Lütfen. Müteahhitleri sınıflandırdık hocam. Belki hani bilginiz vardır. Evet, bir tek o var. Ama müteahhitlerin ön koşul belgesi yok. Şu anlamda yok. Mesleki anlamda yok. Ama aslında bunların bir proje üstlendikleri noktada bu projenin alttan kalkabilecek olmalarına, yani yeterlilikleri anlamda var. Yok. Yani yeterlikler anlamda var ama yani bana şöyle sorarsanız... Ben daha düz ifade edeyim. Parası varsa müteahhit olabiliyor, parası yoksa olamıyor. Gibi bir noktada oluyor. Yani teknik bilgisine... Maddi yeterlilik mi? Yani şahısların teknik yeterliliği anlamında, donanımı anlamında ayrıca bir teste tabi tutmuyoruz. Yani bana sorarsanız hani bunların belirli mesleki olgunlukları gerektiren işleri yapabilmesi ve insanların da can güvenliğinin söz konusu olduğu bir yerde ben sadece şirketlerin müteahhit firmalarının yeterliliklerinden ziyade, çünkü bu hukukta da aynı konuya geliyor. Yani işte sadece diplomayı alan bir insan belirli bir staj süresinden sonra gerçekten avukat olmaya haiz midir? O olgunlukta mıdır? Sorusunu da koyduğumuz gibi bence benzeri ve bir mesuliyet altına giren ve dolayısıyla bir imza hakkı olan insanların da bu noktada daha yükseltilmiş sorumluluklara evrilmesinin ben daha önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Tabii yani bu konu çok boyutlu olduğu için dediğim gibi yani yapı kısmı var, bunun sosyal yani toplumsal boyutları var. Dolayısıyla oldukça karışık bir konu. Bir de çok konuşulan ve çok dillendirilen bir şey var. Hem sizin hem sizin alanınıza giriyor. Mühendislik hizmeti alma ya da almama meselesi. Bir yapıda mühendislik hizmeti alma zorunluluğu yok mudur? Çünkü mühendislik hizmeti almamış yapılar da var deniliyor. Yok mudur öyle bir zorunluluk? Yani plan ve projelerin hazırlanması noktasında gerekli mimarların, mühendislerin onayının alınması var. Tabii ki o plan projelerin, çalışmalarının yapılması için mühendislik hizmetinin kendisini alması gerekiyor. Almadan da yapı yapmak mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü belirli imzaların o projelerin, planların altında olması gerekiyor. Yani dolayısıyla aslında mühendis olmadan bu çalışmanın yapılabilmiş olması o belgelerin hazırlık sürecinde belgelerin usulüne uygun bir şekilde hazırlanmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla ben o noktada katılmıyorum. Yani eğer mühendis, ilgili mühendisin çalışmasının eksik olduğu binalar varsa o zaman ilgili idarenin bu konuda verdiği izinlerde bir hukuksuzluk vardır. O zaman ilgili evrakları önünde inceleyen memura yani burada bu mühendisin çalışması imzası olmadan bu ruhsatı, bu izni nasıl verdiniz? Hukuken yok diyorsunuz. İdari bir sorun. Uygulamada var mı? Mühendislik hizmeti alınmamış yapılar var mı? Çünkü böyle normalde bir tartışma var. Hukuken var. Şöyle hukuken var. Yani hani kağıt üstünde almak zorunda. Uygulamada. Ama uygulamada mühendislik hizmeti almadan yapı oluşturan bir inşaat yapan var mı? Şöyle, normalde binaya ruhsat alacağımız zaman bir müteahhit imza atar. Şantiye şefi olan bir inşaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi, makine mühendisi. Bir tane uygulamalı mesul işte. Bu inşaat mühendislerinden genellikle olur. Bir mühendislik hizmeti orada satın alınır. Ama bu Türkiye'de genellikle, üzülerek söylüyorum, imzacıdır. Kağıt üstünde. Dediğimiz noktaya geliyor. Yani hukuken var. Uygulamaya geldiğimizde bu kişiler genellikle sahanın, yani şantiyenin yerini dahi bilmezler. İşte bir sorun aslında bu. Evet. Bu soruna parmak basmak lazım. Evet, aynı anda mesela bir inşaat mühendisi 5 tane şantiyede şeflik yapabilir. Aynı anda 5 şantiye yönetilebilir mi? Bir defa bu sorulabilir. Ne kadar yetebilir bir kişi? Evet, onu mesela revize edildi. Orada hata vardı. Dendi ki işte 30 bin metrekareyi geçiyorsa bir tane şantiye şefliği yapabilir. Doğru. Belli metrekarenin altında 5 tane yapabilir dendi. Hani orada biraz bir düzeltme oldu. Olmadı değil. Ama en nihayetinde genellikle şantiye şefleri imzacı olan mühendislerden oluşuyor. Hiçbirisi müteahhiti sıkıştırmıyor, müteahhite bir dayatma yapmıyor. Sorumlu olmasına rağmen sahayı denetlemiyor. Peki burada da mesela yapı denetimdeki sisteme benzer bir sistem getirilebilir mi? Yani
inşaat mühendislik hizmetini atıyorum bir merkezden, havuzdan verme gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Mümkün mü? Öyle bir çalışmayı ben hani bakanlık ya tarafından... Projeye hakim olması gerekiyor, ondan eminiz evet, de. Evet, duyduk hani bu konuda bazı çalışmalar yapılıyormuş işte. Bunu da havuzdan atayalım. Bunun da ücretini müteahhit ödesin. Yapı denetim gibi. Çünkü yapı denetim sadece betonda gidiyor, kontrol ediyor. Kalıp yapılırken kontrol ediyor. Yapı denetimin sorumluluğunda yüzlerce bina var. Ama şantiye şefi doğrudan her aşamada o noktada bulunuyor. Şantiye şefi de dediğiniz gibi havuzdan bir atama olursa, müteahhit de bunun ücretini öderse, bu şantiye şefi de binadan sorumlu olduğu için bugün bakıyor şantiye şefleri de tutuklanıyor. Yani hocamız daha iyi bilir, tutuklananlar arasında şantiye şefleri de vardır mutlaka. Yani bu noktada şu iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Çıkar çatışmasının olduğu durumlar yaratmamız gerekiyor. Mesela yapı denetim firmalarıyla ilgili maddeye baktığınız zaman, mesela yapı denetim kuruluşlarının ve sahiplerinin başka ticari faaliyetlerle ilgilenmesini de sınırladığımız bir düzenleme var mesela yapı denetim kuruluşları nezdinde. Ama belirttiğiniz anlamda diğer imza mesul müdürler nezdinde benzeri düzenlemelerin getirmesi lazım. Yani bizim mesleki standartlar dediğimiz, ya bunları kendi kendilerine koyacaklar ve gerçekten sorumluluğunu taşıyamadığın şeyin imza da atamayacağı noktasına gelir. Ama Türkiye'de öyle kendi kendine koyma işi olmuyor. Dolayısıyla bunun olmadığı bir noktada o zaman merkez idare, ilgili bakanlık tarafından bunların bir şekilde atandığı ve dolayısıyla yani belirli bir ücret karşılığında imzayı atıp hiç görmediği projenin sorumluluğunu taşımasıyla ilgili de sorun olmuyor. Yani bir durum yaratmamak gerekiyor ama bu noktada işte bu ceza yargılamalarının da çok önemli olduğunu görüyoruz. Eğer benzeri süreçler varsa, yani ben diyorsam ki gerçekten denetimini yapmadan imza atan mühendisler var ve hocamız da eğer bunu doğruluyorsa, demek ki burada o zaman belirli meslek kuruluşlarının da sorumluluklarına gittiğimiz yargılamalar görmemiz gerekiyor. Çünkü bu Türkiye'de bir uygulama. Bu soruşturmalar ve kovuşturmalar biraz daha bize yol açıcı olacak ve kesinlikle bunun istatistiği de ortaya çıkacak. Dolayısıyla ona göre de mevzuatlar yenilenecek anladığımız yani kadarıyla. Ben müteahhitler odası veya inşaat mühendisleri olsam, açıkçası bunun tek sorumlusunun da kendileri olmadığı açısından da bu istatistikleri takip ederim. Çünkü belli ki burada bir sorumluluk var ve bizim bunu kuruluş yani her bir sorumlusunun ağırlıklı olarak kimler olduğunu tespit ettiğimiz de dersler çıkarabilmemiz açısından çok önemli. Yani çünkü o züccaciyenin olduğu bina bize diyor ki doğru yapıldığında yıkımı olmuyor, can kaybı olmuyor. Bir de doğru ve bir de belki şunu da eklemek lazım. Yani biraz teknik hukuka gireceğiz ama aslında bizim idari vesayet dediğimiz bir olgu var. Yani o da nedir? Tabii ki biz yerel yönetimlere, belediyelere belirli yetkileri veriyoruz. Dolayısıyla belirli denetimleri, belirli izinleri çıkarmasını veriyoruz. Ama mesela bu iş yeri açma çalışma ruhsatında veya işte yapı iskanda, inşaat izninde mesela ilgili belediye bunu 2 aydan fazla süre vermediği zaman siz gidip bunu bakanlığa başvurarak, bakanlık da neden bunun 2 aydır verilmediğiyle ilgili de bir gerekçesini isteyerek belediyenin yerine gelerek bunun iznini verebiliyor. Dolayısıyla aslında yani bu idarede bütünlük ilkesi gereğince idare hukukunda bakanlığın da yer yer yerel yönetimlerden alarak bizzat elini taşın altına sokabildiği ve bunu da yasal düzenlemesi olarak anayasada da var. Ama bu da belli bir şartlara bağlı. Tabii ki. Dolayısıyla bizim bu noktada aslında bakanlığın ilgili süreçlerde herhangi bir hatasını tespit ettiğinde veya burada mal sahibiyle, müteahhitle veya oradan işte topraktan daire almış bir vatandaşın ihbarı üzerine gelip de benzeri bir şekilde sürecin güvenliği açısından duruma müdahil olduğu mekanizmalar da geliştirilebilir. Yani belki bakanlığa, ek denetim mekanizmasından bahsediyorsunuz. Evet, yani bu hukuki çerçeve şunun için anlatıyorum. Aslında bakanlığın daha fazla sorumluluk alabildiği bir mevzuata doğru belki de evrilmemiz bu noktada daha doğru olabilir. Evet, onlara da bakacağız. İşin psikolojik boyutuna da devam edelim. Çünkü o da çok önemli. En az hukuki boyutu, en az yapısal boyutu açısından da ikisi kadar da önemli psikolojik boyutu var. Şimdi bu deprem ve doğal afet, hani doğal afet adı üzerinde doğal bir şey. Ama biz bu doğal afetlere alışma sürecinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Doğal afetlerle ilgili alışmaya. Buna alışmanın bir yolu var mı? Evet. Yani kendimizi psikolojik olarak doğal afetlere hazırlamanın, tıpkı yapısal olarak, hukuki olarak hazırlamak gibi, psikolojik olarak da hazırlamanın bir yolu var mı? Evet. Önden bunlara karşı tedbirli olmanın. Burada alınacak kişilerin alabilecek en büyük önlemi, en büyük psikolojik önlem aslında bulunduğu yapıların güvenli olup olmadığını
öğrenmektir. Çünkü temel mevzu burada aslında korku. Evim yıkılır mı acaba? Yani can güvenliğime, canıma bir zarar gelir mi? Eğer ben bilimsel olarak ya oturduğum evde herhangi bir problem yokmuş, işin uzmanları geldi baktı ve bir sıkıntı görmedi dediysem eğer içim rahatlar ve bunu aileme anlatırım. Oturup hem hukuka konuşurum. Uygun olur, hem evet, yapısal olarak uygun olursa öyle. Psikolojik uygunluk da olur. Aynen öyle, aynen öyle. İşte bu noktada belediyelerin, devletin bir sürü imkanı var, açıklamaları var. Özellikle şu son dönemlerde yani bunları takip etmek gerekiyor. Bunların peşinden koşturmak gerekiyor. Eğer biz bunu sağlayabilirsek biraz daha ayaklarımız yere sağlam basacaktır. Çok basit. Evlerde mesela evlatlarımıza, ailemize bir deprem çantası hazırlamak bizi birazcık daha rahatlatır. Yani bir şey olduğu zaman evet bakın burada bir güvencemiz var. İşte şuradan bir çadır almıştık. Burada bir bisküvi var. İçerisinde düdük var. El feneri var. Suyumuz var. Yani bu insana bir sağlamlık hissi kazandırır. Bu da çok kritik bir şey. Bakın bunu buraya koyuyorum. Hepinizin haberi olsun. İşlevsel olmasa bile psikolojik olarak kesinlikle, faydası var. Kesinlikle. Yani orada bir güvence var. Tamam ne yapacağım belli benim. Paniklemeyeceğim. Artı olarak deprem anında ne yapmamız gerektiğini. Yine çok büyük bir kurtarıcı mı? Soru işaretleri olabilir. Ama işte o yere çöküp uygun bir yere geçmemiz. Yani bunları çalışmak bile insana psikolojik olarak bir rahatlık verir. Evet deprem olduğu zaman böyle evin içinde koşuşturmaktansa aile üyeleri belirli bir yer belirleyecektir ve oralara sığınacaktır. Buralarda hayatta kalma riskimiz biraz daha yüksek diyecektir ve yine psikolojik olarak depreme hazırlanacaktır. Evlerde afet yönetim toplantısı. Yani böyle bir olay olduğu zaman evden tahliyemiz nerede olacak? Nerede buluşacağız mesela? Telefonlarımızın şarjı bitebilir. İşte baba dışarıda olabilir, çocuk okulda olabilir. Afet sonrası geldin, evde kimse yok. Nerede buluşacağız biz? Yani o şaşkınlık halini nasıl atabiliriz? Sadece evde değil, siteler, mahalleler, evet, bu boyutlarda da olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Ve burada biraz da tüm bu doğal afetlerde maneviyat dediğimiz o inanç kısmı da devreye giriyor. Bununla ilgili okumalar yapmak, bununla ilgili çocuklarımıza, aile üyelerine evet bilimsel olarak hazırlıklarımızı yaptık, yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ama bir de bunun manevi olarak bir yönü var. Yani bizim gücümüzün dışında bir güç daha var. Bizim tahmin edemediğimiz, bizim kontrol edemediğimiz bir alan daha var. Biz depremi kontrol edemeyiz. Bu kontrol edemediğimiz yanı da biz bilirsek eğer ve bunun için o dua edersek ya da hangi inanışa sahipsek bununla ilgili ritüellerin uygulanmasının kişileri rahatlattığını görüyoruz. Dolayısıyla tüm bunların toplamı aslında bizi o psikolojik olarak depreme hazırlıklı kılıyor. Daha güçlü oluruz evet, yani. Evet kesinlikle. Yani yapının kesinlikle. Nasıl kolonlar, kirişler güçlüyse evet, bunları bunlar, yaparsak. Bunlar da bizi sağlam tutar bizim deprem öncesinde. Bizim psikolojimizin kolonları, kirişleri. Evet. Kolon kirişten hemen kolon işine bağlayacağım. Şimdi kolon kesme muhabbeti bu yıllardır Türkiye'de konuşulan, yıllardır gerçeğimiz, deprem kadar gerçeğimiz maalesef. İşte gerekli ticari kaygılarla yapılıyor, gerek estetik kaygılarla yapılıyor. Bu bir yapıya ne kadar zarar veriyor kolon kesme? Şimdi yapı bütün olarak depreme karşı koyar. Yapının düşey taşıyıcı elemanlarından bir tanesini kaldırdığımızda yapıdaki yük dağılımı tekrardan oluşur. Bu durumda çevredeki kolonlara daha fazla yük binmeye başlar. Biz kolonlarımıza eksenel yük seviyesini yani yükünü belli bir oranda tutuyoruz. Bir kolonu oradan kaldırdığımızda yük diğer elemanlara kaymış oluyor. Ve diğer elemanlara kaydığında artık üzerine gelen yükü taşıyamadığı için bina mecburen göçmeye uğruyor. Kolondaki kesme dediğimiz olaydan dolayı hiç deprem olmadan yıkılan binalarımız var. İşte bunu Kartal'da gördük, Konya'da gördük. Bunları birçok işte zemin katı ticari olan yerlerde görüyoruz. Bu zemin katı ticari olan yerlerde ticari kaygılardan dolayı olarak taşıyıcı sistemlere çok müdahale oluyor. Yani burada artık bu şeyin bir şekilde durdurulması gerekiyor ki benim bu konuda önerim periyodik muayenenin yani binalara süresiz iskanın verilmesinin artık yasaklanması gerekiyor. Süresiz iskan yerine 5 yılda bir belediyeler iskanları yenilemeli.
Araç muayenesi yapar gibi. Evet, çünkü binaya müdahale oluyor. Şöyle bir husus da var. Sen binaya hiçbir müdahale yapmadın ama mesela bina nem alıyor. Bodrum katta korozyon var. Hiç kolon kesmedin ama binada zafiyet başlamıştır. Müdahale edilmesi gerekir. Eğer periyodik muayene olmazsa bina belli mühendislere zimmetlenmediği takdirde, bina takip edilmediği takdirde 10 yıl sonra kolon bile kesmesen o binada kolonlar zayıflamaya başlar. O yüzden bizim artık bir taşıyıcı sisteme müdahaleyi ister müteahhit yapsın ister satın alan kişi yapsın bunu cezalandırmamız lazım. Hukuki olarak bunun cezası olmalıdır. Evet. Şu anda hocamız daha iyi bilir. Var ama yetersiz. Yani bu bizim işte çok işlediğimiz açık konu. Açık açık yok anladığım kadarıyla. Yani açık açık yok. Depreme karşı yani deprem suçları dediğimiz ayrı bir katalog suçlarının oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani bir işte ilk baştaki en üstteki işte çevreye karşı suçlar dediğimiz yerde imar kirliliğine neden olma başlıklı yani durumun ciddiyetinden bence biraz hani uzak olan mesela bir imar kirliliğine suçu var. Orada ruhsata aykırı yapı yaparsanız ve ruhsata karşı ruhsatsız yapı yaparsanız 1-5 yıl var. Onun dışında genel tehlikeyi yaratma, genel tehlike suçu var. Genel tehlike suçunda açıkçası binanın çökmesine neden olacak bir şey yapmanın bir suçu var. Ama bu suçlar ve hatta bunun tehlikeye de neden olması da ayrı bir suç olarak tanımlanmış. Dolayısıyla aslında bu biraz şöyle bir durum. Yani siz kolonu keserseniz ilgili ihbar üzerine gidip de burada 3 ay ile 1 yıl arasında o ilgili kolon kesenin bir ceza alabilmesi mümkün. Ama bu binanın çökme tehlikesine neden olma gibi üst başlığı da genel tehlike yaratma ile ilgili bina bir suç olan bir. Bina uygulanan bir şey yani. Tehlikesinin yaratmasının kendisi yani benim hukukçu olarak okuduğumda 3 ila 1 yıl. Onu? 3 ila 1 yıl eğer binanın çökmesine de sebep olduğu takdirde bu eylem 6 ay ile 3 yıla varan bir cezası var. Yani dolayısıyla vatandaşlarımız. Bunu açalım 6 evet. ay ile 3 yıl hapis yatmayı gerektirmeyecek bir ceza. Evet. Doğru mu? Evet yani hukuken, o anlamda. 6 ay ile 3 yıl yani kolonu kesen bir kişi en fazla hapis yatmaz cezası ertelenir. Yani o da bina çöktüğü takdirde 6 ila 3 yıl yoksa bina 3 ay ila 1 yıl. Hiçbir cezası yok demek aslında. Tabii ki hiçbir cezası yok demek. Dolayısıyla şimdi bunu siz kesinlikle 2 yıldan alt sınırı başlamak üzere bir suç haline getirmezseniz ve insanların da kolon kesmekten dolayı ceza aldığı ve hapishanede olduğu bir gerçeklik yaratmazsanız bunun caydırıcılığı ne yaratamazsınız. Dolayısıyla bunların alt eşiklerinin kesinlikle arttırılması gerekiyor. Biz bu depremde gerekiyor. O kolon kesme işinin ne kadar zarar verdiğini gördük. Evet. Sizin de muhtemelen tespitleriniz vardır. Bir husus daha bölgeden belki. Bilgiler de alıyorsunuz. Evet. Bir husus daha var mesela. Sadece kolon kesimi olarak nitelendiriyoruz ama şöyle bir detay da var. Zemin katları konut olan yerlerde işte cazibe merkezi oluşmasıyla birlikte konutu bozuyorlar, ticari alana çeviriyorlar. Burada içerideki bölme duvarları yıkıyorlar. Hı-hı. Bölme duvarlar yıkıldığı için zemin katta bomboş bir alan var. Çerçeve yapılıyor ve orayı dükkana çeviriyorlar. Şimdi bizim 99 depreminde çok acı tecrübe ettiğimiz bir olay var. Zayıf kat, yumuşak kat dediğimiz bir düzensizlik. Bir binada bir katın taşıma gücü komşu katlardan birinin taşıma gücünden %20 daha azsa bu kat, o binada zayıf kat dediğimiz bir kusur meydana gelir. O binada o kattan dolayı yıkılma oluşur. Şimdi biz zemin katta duvarları yıktığımızda duvarlar biliyoruz ki taşıyıcı sisteme ilavedir. Bunlar taşıyıcı sisteme destek olur. Taşıyıcı sisteme destek olan duvarlar yıkıldığında o katı zayıf kılmış olduk. Ve binanın yıkılmasına sebep olduk. Burada da binanın mimari projesine aykırı bir imalatın yapılması, kullanım amacının değiştirilmesi kolon kesmek gibidir aynı zamanda. Yani binanın yıkılmasına sebep olabilir. Özellikle peki mesela bu izne tabi değil mi? Normalde izne tabidir ama uygulanmıyor. Uygulandığı kaçak zaman bu olanlar var. Mesela bunlar zemin katta konuttur ama dükkan olarak çalışıyor. Bunlar çok var. Sonuçta bunların denetlenmesi, özellikle yapının statiğini bozup bozmadığının karar verilmesi gereken işler anladığım kadarıyla. Evet. Hukuken de. Tabii. Periyodik muayene bu yüzden geçer yani önemli. Önemli bir detay. İnsanımız artık bu konuda bilinçlenmiyorsa yerel yönetimlerimiz, merkezi yönetimimiz bu konuda yasal çalışma yaparak bu binaları 2 yılda bir, 3 yılda bir, yeni binalarda belki 5 yılda bir olabilir ama eski binalarda 3 yılda bir, 2 yılda bir, belki 10 yılda bir ağır bakım yani karot alınarak dayanımları tespit edilebilir.
Karot konusuna da hemen size de söz vereceğim. Karot konusuna gelince de karot sadece bir binanın dayanıklı olup olmadığını gösterir mi? Göstermez. Çünkü öyle bir algı da var. İşte binaya gidip karot aldırıyorlar. Yapı denetim firmaları var bunu yapan. Gidiyorlar binadan işte zemin kattan betonları delerek, kolonları delerek karot numuneleri alınıyor. Onlar test ediliyor. Bu bina güçlü deniliyor. Ha tamam, benim binam güçlü anlamına mı geliyor? Şimdi binanın güçlü olup olmadığı için tek başına karot yeterli değiller. Karotun yanında kolonlarda, kirişlerde sıyırma işlemi yapılması gerekir. Yani donatıları, yani çelik demirleri tek tek görecek şekilde açıyoruz, sayıyoruz, projelendiriyoruz. Zeminden sondaj yaparak zemin taşıma gücünü hesaplıyoruz. Karot, her kattan karot alarak beton dayanımlarını tespit ediyoruz ve bunu 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre mevcut binaların performans analizi başlığına göre takip ettiğimizde sağlıyorsa o binaya güvenli diyoruz. Ama şöyle bir husus var. Biz şimdi doktora gittiğimiz zaman bana şu röntgeni yapar mısın ya da bana şu tahlili verir misin demiyoruz. Önce bizi bir muayene ediyor. Her binadan karot alma zorunluluğu yoktur. Öyle binalarımız var ki kendi ağırlığı etkisinde yıkılabilecek binalar vardır. O binadan karot almak o binayı daha da zayıf hale getirir. O yüzden önce binaları ilgili uzman bir mühendis tarafından tetkik edilmeli. Karot almasına uygun görürse karotlar alınmalıdır. Bina çürükse zaten, yani ben çoğu binaya gittiğimde görüyorum, hiç karot almanıza gerek yok, bu bina riskli diyorum. Boşuna binayı yaralıyorlar. Vatandaşlar nasıl yaptırmalı? Çünkü şu an en çok sorulan soru o. Evet. Size de soruluyordur. En çok sorulan soru bu: binamın güvenli olup olmadığını nasıl tespit ettirebilirim? Temel sorumuz bu. Binanın nasıl işte dayanıklı mı değil mi, bunun tespiti için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış firmalar var. Bu firmaları resmi olarak başvuru yapması gerekiyor. Bu firma binaya gelecek, binanın her katından karot alacak, her katından, kirişlerinden donatı röntgen cihazıyla okuma yapacak, sıyırma işlemiyle bunları yerinde de ayrı şekilde tespit edecek, korozyonu ölçecek, ardından binanın analizini yapacak. Ve sonra diyecek ki bu bina güvenli veya değil. Ve zemin etüdü de var. Bunun haricinde yapılacak hiçbir yöntem binanın güçlü veya zayıf olduğunu sonuç çıkarmaz. Bazı işte sosyal medyada paylaşımlar oluyor. Ultrason cihazlarıyla işte ses dalgalarıyla binanızın sağlam olduğunu ispatlıyoruz diyor. Bunlar gerçekçi değildir. Bunlar %20, %30, %40, %50 hata payı olabiliyor. Mesela şimit çekici denilen bir aletimiz var. Beton dayanımını hiç tahribat vermeden ölçüyor. Ama %40 hatalı ölçüyor. Yani C30 betonunu 20 megapaskal da verebilir, 40 megapaskal da verebilir. Ama o 30 betonu, C30 betonu. O yüzden bunun tek ve kesin yöntemi karot aldırmaktır. Lisanslı kuruluşlar tarafından bu yöntemin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Bunun altını çizmek lazım. Bir, o lisanslı kuruluşların listesini nereden görebilir vatandaş? Çünkü muhtemelen her konuda olduğu gibi bu işin de sahtekarları çıkacaktır. Evet. Ve işte binaları bina bina gezip biz binanızı test edelim diyeceklerdir. Ve doğru yanlış bir takım raporlar ortaya koyacaklardır. Bu firmaları nereden bulabilir vatandaş? Hangi firmaların lisanslı olduğunu? Bununla ilgili mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinden bulabilirler mi? Evet, Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinde güncel olarak yayınlanıyor. İlave olarak üniversitelerimiz de bu işi yapıyor. Üniversitelerin ilgili bölümleri var, inşaat mühendisliği bölümleri. Yani birçok üniversite bu konuda rapor verebiliyor. Ki üniversitelerin verdiği raporlar da bu konuda gerçekten çok hassas çalışmalar sonrasında veriliyor. Bana gelen çok rapor oluyor. Bir binaya riskli raporunu verirken bir kez düşünüyorum. Ama güçlü raporunu verirken en azından 100 kez düşünüyorum. Çünkü onun altına imza attığımda o bina güçlü olmak zorundadır. Doğru. Çünkü onun sorumluluğunu taşımak zorundayım. Eğer bu ciddiyette olmayan bir firma, kuruluş, şahıs doğrudan hızlı bir şekilde her kattan karot alması gerekirken karot maliyetini düşürmek için eksik karot aldırır. Zemin sondajı yapmaz, farklı yöntemlerle işte zeminin taşıma gücünü hesaplar, maliyetini düşürür, daha uygun fiyatları yapar ama eksik bir rapor verir. Bunun en doğru yolu iyi bir kuruluşa, iyi bir üniversite olabilir, iyi bir lisanslı kuruluş olabilir. Bunlar da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde vardır. Buradan takip ederek binanın mevcut durumunu tayin edebilir ama öncesinde dediğim gibi
bina buna uygun mu değil mi bir inşaat mühendisinden bir görüş almaları gerekir. Bina hiç sağlam değilse, beton zaten dökülüyorsa, donatılarda çelikte korozyon varsa, işte kolonda 3 santim 4 santim çatlak varsa karot almaya gerek yok. O bina zaten riskli. Çevre Şehircilik Bakanlığı bölgede gezdi 10 tane ili ve 200 binin üzerinde yanlış hala bilmiyorsam. Hala da devam ediyorlar evet, galiba. Yani çok sayıda binaya hemen hasarlı dedi. İşte insanlarımız da dedi ki ellerine çekiç aldılar, binaları risklediler. Gözde hasar tespiti yapılabilir. Bir binayı riskli ilan etmek için karot almaya gerek yoktur. Bir binaya güçlü diyeceksek karot alacağız. Binaya riskli diyebilmemek için iyi bir inşaat mühendisi gözle muayene ederek, kolonlara, taşıyıcı sisteme bakarak o binaya riskli diyebilir. Bunu bakanlık da müsaade ediyor. Zaten literatürümüz de buna bu konuda uygunluk veriyor. Önemli olan binaya güçlü diyebilmektir. Onun da yöntemi kesinlikle ama kesinlikle doğru bir şekilde uygulanan karot, sıyırma, okuma işlemleri ve zemin etüdüyle birlikte uygun bir şekilde performans analizinin yapılmasıdır. Şimdi güçlü deyince toplumsal olarak güçlenme noktasında Gökhan Bey, toplumsal olarak bizi güçlendirici bir takım hadiselerde yaşadık evet. Bu süreçte. Evet. Yani mesela takımlarımız, böyle ezeli rekabet eden takımlarımızın mesela Trabzonspor maçında Galatasaray formasıyla, Fenerbahçe formasıyla, diğer takımların Beşiktaş formasıyla orada statta el ele kol kola maç izleyenleri gördük mesela. Yardımlaşma duygusunu gördük. Bunları korumak için neler yapmalıyız? Çünkü bu bir zaman geçtikten sonra maalesef bir takım fay hatları oluşacak aramızda yeniden. Evet. O fay hatlarını oluşturmamak için hem psikolojik hem sosyolojik açıdan ne yapmalıyız? Şimdi ilk olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tip afet sonrası dönemlerde kişilerde, afetzedelerde, hepimizde çünkü hepimiz etkilendik. Sinir katsayısı yüksek olabilir. Çünkü bir sorumlu arıyoruz etrafta. Dolayısıyla bu sinir dezavantajlı gruplara yönelebilir. İşte göçmenlere yönelebilir, A takımına yönelebilir, B takımına yönelebilir, işte siyahilere vesaire her neyse. Öncelikli olarak bizim bu grupları korumamız ve söylemlerimizi buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Şimdi deprem bölgesinde kapı kapı dolaşıp insanların yanına gidip işte şunlar ülkemize bu zararı veriyor demek, bu birlik ve bütünlüğü dinamitlemek demektir. Evet. Yani bu bunu yapan siyasetçisi de aynı şey. Kesinlikle her kimse. Bir takım etnik gruplarda aynı şey. Her şey aynı yani. Yani bunu, hepsini yaptığı aynı şeye tapıyor. Evet, yani bunu lütfen ve lütfen mümkün mertebe gördüğümüz her alanda açık ve net bir dille bastırmamız, susturmamız gerekiyor. Yani bu böyle bizim müsaade edebileceğimiz bir şey değil. Kaldı ki kültürel kodlarımızda da bizim zaten böyle bir şey yok. Evet, futbol olur, siyaset olur, ayrışırız. Ama bu çok çok önemli bir mevzu. Büyük bir afet var, büyük bir yara var ve biz bu yaranın nasıl sarılması gerektiğini zaten biliyoruz. Şimdi tüm dünyadaki travma kitaplarında şu geçer. Bu tip travmaları, yani travmayı aktif olarak görmek, sahada görebilmek için Türkiye'deki çalışmaları takip edin derler. Çünkü bu topraklar o Anadolu'nun kapıları Türklere açıldığından beri travmatik bir toplumuz biz. Ne deprem biter, ne terör saldırıları biter, ne ihtilaller biter. Belki o yüzden biter. De güçlüyüz. Evet, bunları görüyoruz. Bunları görüyoruz ve buna karşı bir bağışıklık kazandık biz. Yani bunun nasıl üstesinden gelebileceğini, travmaların üstesinden, bu tip kitlesel travmaların nasıl üstesinden gelebileceğini en iyi bilen topluluk Türkiye'dir aslında. Bunu hamasi bir söylem olarak söylemiyorum. Milletçe bir karakter sınavı verdik başarıya. Evet, evet. Ya biz bunu atlatırız. Biz bu yarayı da saracağız Allah'ın izniyle. Çünkü işte biz bu yarayı nasıl saracağız? Kültürel kodlarla. Çocuğun, depremzede çocuğun önüne ekmeği koyuyorsun, diyor ki bizde ekmek var diyor. Al bunu. Efendime söyleyeyim, Maraş'ın dağ köylerinde
ayağında terlikle nine kapısına yardıma, ya kapısı dediğim işte depremzede dışarıda bir şeye ihtiyacın var mı? Benim bir şeye ihtiyacım yok, komşuya gidin diyor. Onun ihtiyacı var, onlar fakir. Jandarmanın çikolata dağıttığı çocuklar var. Süt çikolata dağıtıyorlar, görüntüleri haberde. Evet, yaptı. Evet, evet. O çocuklar şey sütü alıyor, çikolatayı da vermeye çalışıyor jandarma. Çocuk diyor ki bunu da bir başkasına ver diyor. Evet, fazlasını ben bunu aldım diyor, bunu da başkasına ver, o da sevinsin. Evet. Ya bunu söyleyebilecek yani küçüğünden büyüğüne böyle bir milletiz biz, evet, zaten. Ve yani bu çocuk nasıl diyeyim, şehirde büyümemiş, çok çok bolluk görmemiş bir çocuk aslında. Ama onu oraya geri koymanın edebini kültürel olarak biliyor. Bilinç dışında, o kolektif bilinç dışı dediğimiz kavram bu. Yani bu tip zamanlarda bu devreye girer. O deprem videolarını izlediğiniz zaman insanlar işte... dini olarak dini bazı söylemler söylüyorlar. İşte Allahu Ekber diyor, Allah'a sığınıyor orada. Yani bu otomatik bir şeydir. Orada düşünüp bunu yapmazsınız. 15 Temmuz'da da bir bu olay gerçekleşti. İnsanlar abdest alıp dışarı çıktı. Arkadaşlarımıza işte sorduğumuz zaman gördük ki insanlar abdest alarak dışarı çıktı. Niye mesela? Kültürel kod dediğimiz şey budur. İşte o çocuğun davranışı. O Azeri kardeşimizin, Azerbaycanlı kardeşimizin deprem olur olmaz arabasına yatağı, yorganı doldurup yardıma koşması, Türk bayrağını çekmesi arabasına. Şimdi böyle bir millet... Böyle kimse bir... ona bunu yap demedi. Evet, tabii evet. Canım. İşte biz bu yüzden bunu atlatacağımıza eminiz. Yeter ki biz birbirimizi koruyalım, kollayalım. Etrafımızda bu afetten kaçan, depremden... memleketimize gelmek zorunda kalan insanları böyle ayrıca bir hassas yaklaşalım. Çünkü o insanlar hayatta tüm bağlantısını yitirdiler. Belki ailesinden bir kişi bile kalmadı. Bunu bilerek, bu incelikle, bu nezaketle yaklaşalım. Trafikte, markette, bankada sıra beklerken, özellikle şu dönemde birbirimize karşı bu inceliği, saygıyı ve nezaketi lütfen ve lütfen koruyalım. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var. Çünkü karşınızdaki kişi annesini, babasını, çocuğunu toprağa vermiş. Evet. Ve sizin kentinize gelmiş olabilir. Aynen öyle, aynen öyle. Kimsenin ne olduğunu bilemezsiniz. Bilemeyiz. Bu noktada hassasiyeti rica ediyorum ki o hassasiyetin o yüce gönüllerde olduğunu da hepiniz gibi ben de biliyorum. Hemen buradan hemen o pası da alarak ekleme yapayım. Yani zaten alayım, hukuk düzeni de tam olarak da bunu korumak istiyor. Yani bizim katalog olarak kamu barışın koruma diye bir suçumuz var. Dolayısıyla şu anda biz aslında bazı tasvip etmediğimiz de davranışlar da görebiliyoruz. Yani bunları ben şu tekrar hatırlatmak isterim burada ekranlardan. Belirli suçlar var. Mesela halk arasında korku ve paniğe neden olmak başlı başına bir suç, 2 ila 4 yılı var. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, yani belirli bir bölümünü diğerine karşı kışkırtmak. Evet. Bunlar başlı başına 1 ila 3 yıllık suçlar. Sosyal medya üzerinden dilediğimizi yazarız noktasında alenen bilgi kirliliğine neden olmak, benzeri şekilde 1 ila 3 yıldan başlayan suçlar. Dolayısıyla aslında kamu barışı dediğimiz şey, yani o bizi biz yapan, bizi böyle bir durumda zaten zor günlerden geçerken, bu imtihanı başarıyla vermek isterken, buna karşı çalışan insanların aslında bir suç işlediğini de kendimize hatırlatmamız ve onları da hatırlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu kamu barışını korumak hukuk düzeninin de bir görevi ve kendi içimizde de hukuk açısından da ulvi bir yere koyduğumuz bir durum. Türkiye binasının kolonlarını kesmeye çalışanlar var. Dezenformasyon da bunun en etkilisi, yani en etkili silah ellerindeki. İşte bunu zaman zaman medya yoluyla yapıyorlar, zaman zaman kapı kapı gezerek yapıyorlar. Doğru. Bu dezenformasyon ve kışkırtma faaliyetlerine karşı bizim ceza hukukumuz ne diyor? Hani biraz önce biraz saydınız tabii, ama tabii, yani, tam daha da onu açmak lazım. Çünkü dezenformasyon yasası çıktı mesela, onun yanında bu kışkırtma suçlarıyla ilgili, provokasyonla ilgili de bir takım maddeler var bildiğim kadarıyla, ama sizden tabii tam net olarak, somut olarak alalım. Tabii var, yani bu saydığım aslında kamu barışını ilgilendiren suçlar olarak düzenleniyor. Ve bunların her birisi, yani idarenin sanki bir keyfi süreciymiş gibi algılayanlar, yanlış algılayanlar da var. Tekrar hatırlatıyorum. Bunu mesela biz bilgi kirliliğine karşı Türkiye en etkin mücadeleyi veren ülkelerden bir tanesi. Yani bizim mesela Twitter noktasındaki bir takım bunun merkeziyle müdahalelerimiz, görüşmelerimiz, ondan sonra bununla ilgili düzenlemeleri getirmemiz tamamen bilgi kirliliğine karşı yaptığımız şeyler. Ve dolayısıyla bunların, bu sorumluluğun altında insanların hareket etmesi gerekiyor. Ve mesela işte halkı bu nedenle birbirlerine düşürmek, yani mesela asılsız haberler yaymak,
Ya olmayan şeyler, mesela baraj patladı. Başlı başına suç. Yani başlı başına insanların paniğe sevk etti. Hatay'da kargaşaya yol tabii açtı. Tabii ki. İnsanları birbirine kırdırdı. Ve ben açıklama... Sadece bu bir örnek yani. Yani çok örnek olarak yani vatandaş olarak konuşuyorum. Ben daha sonraki açıklama videosunu da izledim. Yani siz bunun yayılmasına sebebiyet veriyorsunuz ve daha sonra diyorsunuz ki bunu bir arkadaşımız yaymıştı. Zaten kendisinin işine son verdik dediğiniz zaman siz kamuya karşı işlediğiniz bir suçu haklı hale getirmiş olmuyorsunuz. Yani sadece bunların, bir kişi için demiyorum. Tabii ki. Genel olarak kulaktan söylüyorum. Kulağa yayanlar da var orada. Tabii ki. Sadece sosyal medya üzerinden de değil. Tabii ki. Yani bizim bunları korumamız sebebi dediğim gibi yani zaten biz kendilerimizde toplumsal barışı koruması noktasında özen sarf ediyoruz. Bunlar içinden de geçtiğimiz çok özel şeyler. Aslında bu deprem döneminden sonra da biz bu kamu barışı noktasında yeni ağırlaştırıcı hükümler de mesela getirebiliriz. Saydığım suçlar size 1 ila 3 yıl, 2 ila 4 yıl eğer böyle olağanüstü bir dönemde sizin için yeterli geliyorsa diyecek bir şeyim yok. Tabii ama bana sorarsanız... Ama bu da şöyle bir kılıfla da yapılıyor maalesef, ifade özgürlüğü. İşte benim ifade özgürlüğümü mü kısıtlamaya çalışıyorsunuz'a kadar varıyor bu iş. Yani bir devlete karşı kışkırtıyorsun insanları. Yani atıyorum devlet orada su dağıtırken su dağıtılan yerin önünde çıkıp video çekip buraya hiçbir şey gelmiyor diyebiliyorsun. Su bile gelmiyor diyebiliyorsun. Doğru. Hemen arkanda su dağıtan Mehmetçik var. Hadi asker yok diyorsun. Su bile gelmiyor diyorsun. Hemen arkanda bunlar var. Ve bunlara inananlar da oluyor, maalesef oluyor. Bu tabii ki bizim birliğimize, bütünlüğümüze bir dinamit koyma. Bununla ilgili kışkırtmalar devam edecek. Hani bunu uyarısını da buradan yapalım. Bunu uyarısında bulunalım. Kesinlikle çok önemli. Burada şununla dikkat etmek lazım. İfade özgürlüğüne karşı hareket eden, ifade özgürlüğünü kısıtlayan kimse yok. Ama ifade özgürlüğüyle gazetecilerin veya işte bu konuda hani YouTuber'ların veya sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları arasında biraz fark var. İnsanların haber alma özgürlüğü var ama haberin bir bölümünü, yani gerçeğin bir bölümünü vererek sanki gerçek buymuş gibi aldatıcı davranışlarda bulunmak ve dolayısıyla halkın üzerinde sahip olduğu izlenimi değiştirmeye çalışmak ifade özgürlüğü müdür? Ve bunların tartışılması gerekiyor. Dolayısıyla kamuoyunun tabii ki her şeyi bilmesi gerekiyor ama sizin verdiğiniz örnekte burada bu manzara varsa aynı vatandaşın yanındaki manzarayı da görebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun bütünlüğünün, hakikatin bütünlüğünü bozan ve bu noktada da kasten hareket eden insanların suç işlediği noktasında hiçbir şüphe yok. Ve bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi, yani ifade özgürlüğümüze müdahale ediliyor noktasında bir sorun yok. Çünkü kamunun doğruyu bilme belki hakkı bu konuda en az bireyin ifade özgürlüğü kadar da yarışan bir hak. Ve dolayısıyla biz de kamu düzeninde bu anayasal haklar veya insan hakları arasında da bir denge tutturmaya, çizgi çekmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda işte ceza kanunu gibi düzenleyici maddeleri araya girip de bir denge bulmamızı sağlıyor. İlk başlarda hani bunu da kısaca size sorayım. İlk bir iki gün bunları gördük. Sonra güvenlik kuvvetlerimiz olaya tam anlamıyla hakim oldu. Hırsızlık yağma suçları. Evet. Bunlarla ilgili tabii ki soruşturmalar var. En son aldığımız veriye bakılırsa 319 vaka var, 243 şüpheli var, 152 kişi de tutuklu. Evet. Bunlarla ilgili de deprem vesilesiyle daha ağırlaştırıcı kararlar çıkabilir mi? Ne bekliyorsunuz? Yani normalde yapıldığında zaten suç olan bir şey ama Bakanımızın bu konuda bir ağırlaştırıcı var. Unsur mudur deprem yani, bölgesinde bunun yapılması? Şimdi biraz da ağızlara yani yeni bir kelime gibi geldiği için yani yağmayı çok sık kullanır olduk ama yani yağmanın hırsızlıktan daha nitelikli bir hali olduğunu söylememiz lazım. Yani şimdi bu noktada işte siz mesela insanların canına kastederek veya yakınlarının canına kastederek yani bir silah ile eğer bu soygunları yaptıysanız öyle o anlamda diyeyim. Bu tabii ki yağmaya girer ama ortada ne kadar bir yağma suçu var tartışılır. Olmuş, yani mesela orada konusun içerisine girmek ve bunu burada mesela hırsızlığı yapmak, ben daha çok buradaki suçların yağmadan ziyade hırsızlığa girdiğini düşünüyorum. Çünkü yağma gerçekten böyle güvenlik devletinde güvenlik tedbirlerini almadığı yine provokatif maksatlarla da bir takım kullanılan ve üzerinde durulan bir kelime. Dolayısıyla ağırlıklı olarak hırsızlık ve hırsızlığın nitelikli hallerinin olduğu, yani
bunun bir doğal afet sırasında yapılması, bunun gece vakti yapılması gibi nitelikli halleri olabileceğini düşünüyorum. Bunların kendisi zaten başlı başına ağırlıklı suçlar haline gelecek. 5 ila 10 yıla varan bu noktada 3 ila 7 yıl, 5 ila 10 yıllık bu konuda cezalar var. Dolayısıyla bunlar hakkında bu şekilde şeyler başlayacaktır. Ama tekrar ediyorum, yani hırsızlık ile nitelikli hırsızlık ile yağma arasında da ayrım gözetmek gerektiğini düşünüyorum. Ben insanların elleri silahlarını alıp da canlarını, mallarını kastetip de mallarını çöktükleri manzaraların genel olarak yaşanmadığı daha istisnai oldu. Belki kamu düzeninin bu deprem döneminde de sağlamış olacağı düşüncesindeyim. Bir videoda dolaştı, hani çok dolaştığı için ve konuşulduğu tabii için de sormak istiyorum. İşte ben işte ilk gün hiçbir şey bulamadım, çocuğuma yedirecek bir şey bulamadım burada, hani deprem nedeniyle bir anda sokakta kaldık. İşte gittim bir mama çaldım diyor. Evet. İlk gün için bu. Ya bununla ilgili de bir Türk Ceza Kanunu'nda var mıdır bir hüküm? Var. Yani burada hafifletici sebep olarak, hatta cezai sorumluluğu ortadan kaldıran bir hal olarak da düzenlediğimiz zaruriyetten ilk diyelim. Için, yani yardıma ulaşmadan öncesi için konuşuyoruz. Tabii ki. Yani zaruriyetten kaynaklanan, dolayısıyla o noktada eğer siz zaten suç işleme kastıyla bunu yapmadınız, niyetinizin hırsızlık olmadığı, işte çocuğunuzun veya kendinizin oradaki çok olağanüstü durumlarda işte sağ salim bir iki günü geçirmek için yaptığınız şeylerle ilgili zaten indirimli hali olarak yer alabiliyor. Hatta yani çoğu zaman da bu durumun ağırlığını göz önünde bulundurarak da, tarafların iyi halini de göz önünde tutarak da zaten ceza verilmemesi yönünde de karar verebilmesine ceza kanunu yetki sağlıyor. Ama yardımlar oraya ulaştıktan sonra yapılan, atıyorum bir fırını kucaklayıp götürenle ilgili de aynı şey işletilmez galiba. Tabii yani bununla ilgili sosyal medyada düşen bir şey vardı. Yani oturup da çamaşır makinesini alıp dükkandan götürülmesi onu yiyeceksin diyenler bu konuda bir şey sağlamaz. Ama tabii ki yani orada ortada bir tıbbi malzeme olabilir. Mesela bununla ilgili yine yani kendilerinin karınlarının doyurulması için İlk günlerde ortada yardım malzemeleri yokken işte koşulları tespit ediyoruz birlikte. Bunların hepsi bir istisnai durum yaratabilir. Ceza kanunları bu yönde maddeler var. Evet, kalan sürede de bir ne öğrendik yapalım isterseniz kendi alanlarınızla ilgili. Biz tabii ki her musibetten ders çıkarıyoruz, çıkaracağız, çıkarmalıyız. Çıkarmazsak aynı şeyleri tekrar yaşarız. Yani ne öğrendik biz bu Kahramanmaraş depremleri sonrası? Hatta buna sadece Kahramanmaraş dememek lazım bence. Doğu Güney Doğu Anadolu bölgesi depremi. Çünkü bölgesel bir depremden bahsediyoruz. Bu depremle bizim en temel öğrendiklerimizden bir tanesi şu oldu. Yani bir depremin ardından artçı sarsıntıların biz genellikle bir derece altında olacağını tahmin ediyorduk. Yani 7.7 büyüklüğünde bir deprem varsa 6.6 kadar büyüklüğünde bir artçı sarsıntı olur diye düşünürken ertesi gün bağımsız ondan bir de yani 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu işte hasar alan birçok binanın yıkılmasına sebep oldu. Yani yapı stoğumuzun birçoğu ikinci depremde yıkıldı. Yani depremlerin biz evet bir tane büyük bir deprem oluyor, ardından artçı sarsıntılarla binalar yıkılmayacak zannediyoruz ama artçılarla veya oluşacak bağımsız bir depremle bunların hepsinin yıkılabildiğini gördük. Bir o binalara girmemeyi öğrenmiş olmamız lazım. Evet, bir defa binaya kesinlikle artık girmeyeceğiz. İkincisi, binaların zemininin ne kadar önemli olduğunu Hatay'dan öğrendik. Hatay bizim artık deprem yönetmeliğimizi bir miktar revize ettirecek bir laboratuvar olay gibi oldu. Algılanabilir belki. Evet, yani gerçekten biz artık ovalık yere, tarım yapılabilir bir araziye bina yapılmayacağını artık öğrenmiş olduk. Ve altyazıları biraz önce okuyordum ben. Çevre Şehircilik Bakanımız açıklama yaptı. Artık diyor ki şehirleri daha dağlık kesimlere taşıyacağız. Adıyaman için öyle bir karar var. Evet, evet. Kuzeye, büyük ihtimal Hatay için taşınması de benzer durum olacaktır. Hatay da muhtemelen Amanos'un eteklerine doğru taşınacaktır. Çünkü orası zemin olarak zayıf bir zemin. Yani bunları öğrenmiş olduk. Sonra kurtarma personellerimizin sayısı şu anda 10 ile yetmeye çalıştı. Biraz yetersiz kaldı. İstanbul ölçeğinde benzer büyük bir depremde kurtarma personelinin ne kadar fazla olması gerektiğini gördük. Artık biz bunu hazırlamamız lazım. Bununla ilgili AFAD'ın kursları var. Buradan da duyuralım. Evet. AFAD gönüllüsü dediğimiz şeyler siz, biz, onlar yani. Evet. Ve AFAD'da çalışan insanlar değil bu insanlar. Atıyorum bir öğretmen AFAD'da gidiyor, eğitim alıyor. Bizim işte
gazetemizde vardı, akşam gazetesinde. Bir AFAD eğitimi almış, arama kurtarma eğitimi almış ve koştu yardıma. Yani bunun sayılarının artırmasının aslında bizlerden geçtiğini öğrendik belki de. Sonra mesela taş kömüründe çalışan personellerimiz, madencilerimiz, bunlar mesela muazzam sayıda insan kurtardı. Artık bunları AFAD görevlisi gibi göreceğiz. Mesela inşaat ustaları. Biz bunları şu anda hep yok sayıyoruz ama orada mesela inşaatın içerisinde, yıkık enkazın içerisinde işlemler yapılıyor. Burada onlar da görevlendirilebilir. Yani AFAD görevlileri sadece teknik personeller olacak diye bir kaide yok. Bunlar inşaat ustalarından, askerden mesela, askerlerin arasından seçilebilir. Biz askeriyede eğitim veriyoruz. Eğitimlerimizi, afet eğitimi de verebiliriz. Bütün askerlerimiz bu eğitimi alsa, bunlar terhis oldukları zaman doğal bir şekilde istendiği an göreve çağrılabilir. Sivil savunma görevlileri sivil vardı. Savunma, evet. Onun benzeri. Bunların artık önemini gördük ve bunun sayısı artık artmalı. Yani İstanbul ölçeğinde büyük bir deprem olduğunda bu sayı, belki 500 binin üzerinde bir rakam bir günde, iki günde oraya nakledecek kadar olmalı. Bir de şöyle bir husus var. AFAD görevlilerin tamamı İstanbul'da olursa hiçbir işe yaramaz. Tabii Türkiye'nin belki tamamına yayılmalı. Bu hususu çok yani iyi bir şekilde anlamamız lazım. Japonya 2011'deki depremde tsunami'den sonra ilk bir haftada 60 bin görevli gönderebildi. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk bir haftada 200 bin üzerinde görevli gönderdik oraya. Bizim sadece evet saha çok geniş olduğu için aksaklıklar oldu. Ama sayı bakımından muazzam bir rakamlı orada şu anda görevli var. Bunu kesinlikle küçümsememiz gerekiyor ama bunların büyük bir çoğunluğu İstanbul'dan geldi. Bunu Türkiye'nin tamamına yaymamız gerekiyor. Çünkü İstanbul'da ölçekli bir depremde. Hatta elimde son rakamlar da vardı, onları da söyleyebilirim bulabilirsem. Ben en son 200 bin civarı. 430 bin tahliye henüz bulamadım. Bulunca... Evet. Evet. Yani şunu ekleyebiliriz belki sivil savunma noktasında aslında her vatandaşın depremden sonra belki ilk yardım noktasında ne yapması gerekir ve yani kendisinin de can güvenliği sağlamak için işte bir takım basit aletleri nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları nasıl dahil olabileceğiyle ilgili gerçekten bizim belki de her vatandaşımıza bir eğitim, bir seferberlik yani bu noktada E-Devlet platformumuz bizim çok iyi bir takım belgelerin, lisansların alınması, testlerinin, eğitimlerin verilmesi de çok iyi platform. Biz belki de bu noktada bütün vatandaşlarımıza sivil savunma eğitimi verilmesi ve basit bir okullarda testin geçirilmesi belki. Olabilir. Bence bütün vatandaşları yani sadece öğrencileri değil mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. 74 bin bu arada sayı. En son açıklanan sayı oydu. Kurtarma görevlisi. Arama kurtarma görevlisi. Onun haricinde sağlık personelleri, güvenlik personelleri. Japonya'daki 60 bin tamamı arama kurtarma değildi. Sağlık da vardı, güvenlik de vardı. O yüzden ben tamamını kapsayarak söyledim. O evet. Tamamının sayısı da 150 bini geçiyor. Muhtemelen öyledir. Sadece arama kurtarmada 74 bin kişi var. Sadece Japonya'da onun yarısı kadar bile yoktu. Ve şöyle bir husus da var. Japonya'yı hazır açmışken bir örnek daha vereyim. Japonya'da profesyonel itfaiyeci sayısı 150 bin, gönüllü itfaiyeci sayısı 600 bin. Evet. Hemen hızlı hızlı devam edeyim. Ne öğrendik? Bir de biraz önce madencilerden bahsedildi. O enkaz altında depremzedelerle onlara yaklaşımları benim çok dikkatimi çekti. Muhtemelen sizin de profesyonel olarak dikkatinizi çekmiştir. Evet. Ne öğrendik? Gençliğin, Türk gençliğinin aslında kim olduğunu, ne olduğunu, zamanı gelince ne yapabildiğini biz bu afet zamanında gördük. Karınca gibi çalıştılar, arı gibi çalıştılar. İşte o bilgisayar başından kalkmaz, dışarıyı umursamaz, çevresini duyarsız, hiç duygusuz dediği denilen gençler bayrağı aldı ve koştu. Afet bölgesindeki işte madencilerimiz, arama kurtarma ekipleri, bununla ilgili yazdım da hatta sosyal medya hesabımda. Yani çok tuhaf bir şekilde iletişim noktasında her şeyi doğru yaptılar ya. Her şeyi doğru yaptılar. Yani o enkaz altındaki kişilerle kurdukları o iletişim, o tatlı dil, o kapsayıcı dil hayranlıkla izledim. Hayranlıkla izledim. Bunun ben şey olduğunu düşünmüyorum. Yani gelişi güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka oradaki o ekiplerin bununla ilgili profesyonel eğitim bir eğitim aldığını düşünüyorum. Çünkü muazzam bir performans sergilediler orada.
Hepsini tek tek tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak. Hemen çok az vaktim kaldı. Tabii. Ne öğrendik? Yani deprem Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu öğrendik. Dolayısıyla benim bu noktada yani depremin anayasamıza da girmesiyle ilgili bir şeyim var. Anayasamızdan başlayarak yani konut hakkında deprem dayanıklı güvenilir konutlar inşa edilmesinin anayasal bir hak olmasından başlayayım. Bütün afetlerle tabii, mücadele noktasında çünkü afetlerle ilgili de zaten mevzuat. Aynen, mevzuat gerekiyor. Ceza kanunlarımızın bu yönde mutlaka daha caydırıcı olması sağlamamız gerekiyor. Bir de biz bu yargılamalarda umuyorum ki sorumlulukların da genişletildiğini göreceğiz. Bu sigorta tarafından da bizim farklı sigortaların özellikle mesleki mesuliyet sorumluluk sigortalarının veya işte depreme yani konutlarla ilgili tamamlayıcı özel sigorta diyebileceğimiz DASK üzerine yeni sigorta gibi. Yani işin ticari tarafından tutun ceza hukuku ve genel idari düzenlemelerle ilgili kapsamlı bir revizyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Faruk Aktay, Gökhan Ergür ve Sinan Cansız. Çok sağolunuz. Ben çok şey öğrendim bu akşam. Umarım izleyenlerimiz de aynı fikirdedir. Çok teşekkürler. Umarız bir daha böylesi konuları konuşmayız. İnşallah. Bütün çözümleri nasıl yaptık, nasıl depremleri önlediği konuşuruz. Hepimize geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Doğrusu Ne bu hafta da sona eriyor. Mutlu akşamlar olsun.